Selamünaleyküm dostlar. Kara Gümrük Yanıyor isimli hikayemizin 10. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Başındaki keskin ağrıyla bir an irkilere kaçmıştı koyu kahverengi gözlerini genç adam. Kafasını yattığı yerden kaldırmış, elini tutulmuş boynuna koyarak etrafına kısık gözlerle bakmıştı. Yüzü bulunduğu perişan hal ve saman dolu gibi hissettiği zihniyle buruşmuştu. Eve ne ara gelmiş, ne ara odaya girip kendini yatağa bırakmış hatırlamıyordu. Son bildiği Nilüfer tarafından suratına kapı kapatıldığında ayaklarının onu en yakın meyhaneye götürdüğüydü. Ne kadar içmiş, neler yapmıştı. Sırtındaki ceketi daha çıkarmadan yorganın üzerine kendini attığına göre ayakta duramadığı aşikardı. Oturup pozisyona geçerek başını eller arasına aldı, küçük karısı onu asla affetmeyecekti. Belki bir daha o denizden mavileriyle gözlerine bakmayacak, günlerdir olduğu gibi hem yüzünü hem sesini ondan esirgeyecekti. Yaşayamazdı ki. Kenan, Nilüfer olmadan nasıl yaşanır unutmuştu ki. Hayatına o ufacık haliyle girmiş, boyundan büyük koca bir kara delik bırakarak gitmişti. Şimdi ise o kara delik içine çekiyordu genç adamı. Daha 10 günde hayatının solup gidişini bir film gibi izliyordu. Avuç işlerini yüzüne kapatıp sessiz ışkırıklarını serbest bıraktı. Sevdiği kadının bir bakışına ömrünü vermeye hazırken ondan böyle ayrı kalma kahrediyordu. Koyu kahveler acı dolu gözyaşlarıyla ıslanıyordu. Belki de en son babası vefat ettiğinde böyle ağlamıştı. Şimdi ise ölen kendisiydi. Hem de gün be gün, lahsa lahsa. Derken içeriden duyduğu ince bir gülme sesiyle derince nefes çekerek kaldırmıştı başını. Nilüfer demişti şaşkın ve umut dolu bakışları kapalı duran kapıya dönerken. Yerinden adeta fırlamış odadan çıkıp hole yönelmişti ve daha mutfak kapısı eşiğindeyken duraksamıştı. Islak koyu kahveler yeşil koltukta çocukları ve kız kardeşinin yanında oturan karısına takılmış, gözünden bir damla daha sızıp buruk bir tebessümün yayıldığı dudaklarına doğru süzülmüştü. Gelmişti Nilüfer, hakikaten gelmişti. Rüya yahut hayal değildi bu, dönmüştü evine. Açık maviler duydukları tıkırtıyla istemsizce çevrilmişti mutfak kapısına. Gözlerine değen adamla genç kızın yüzündeki gülüş bir anda solavermişti. İçine kesik bir nefes çekerken bakışlarını telaşla kaçırmıştı. Ahsen ise ağabeyinin geldiğini fark ettiğinde ayaklanmış, ''Bakın bahçede ne göstereceğim size?'' diye bir bahane uydurarak oğlanları toplayarak çıkmıştı evin kapısından. Nilüfer ise duruşunu asla bozmamış, bakışları diğer tarafa çevrilirken bu kez derin bir nefes almıştı. Dün gece babasıyla konuştuktan sonra uzun uzun düşünmüştü. Kırgın kalbi ve gururu onu her türlü ayrılığa sürükleyebilecek kuvvetteydi. Lakin aşkı hepsinden baskın gelmişti. Ne babasının hatırı, ne çocuklar, ne de karnındaki yavrusu. Buraya bir tek söküp atamadığı aşkı için dönmüştü. Ağır adımlar atarak girmişti Ole Kenan. Üstü başı tam anlamıyla perişanlıktaydı. Fakat Nilüfer'i görmüştü ya. Hemen toparladı kendini, yeter ki o bir defa baksın da açık mavileriyle yüzüne, bir defa adını söylesindi. Öyle hasretti ki o kiraz dudaklardan adının dökülmesine gidip usulca ilişmişti koltuğun diğer ucuna. Boğazından bir yutkunma geçerken elini karısının küçük elini uzatmış, lakin dokunamayıp geri çekmişti. Döndün, dedi kısık bir mırıltı halinde çıkan sesiyle. Döndüm mavişim, bak sen gelince yeniden yuva olmuş burası. Açık mavilikler yavaş yavaş tırmanmıştı genç adamın yüzüne. 10 günde solup giden çehresi, uzayan sakalları, hapishaneden sonra henüz toparlanmışken yeniden giden kilosu, kısık koyu kahvelere değmişti nihayet dişleri. Sol yanında iri bir kelebek kanat çırpmıştı. Gözleri ise bir anda boğazını ırçın dalgalarıyla bezenmişti. Kiraz dudakları belli belirsizce kıpırdanırken yutkunmuştu. Evet dönmüştü. Sabaha verdiği kararla uyanmış, anne babasının elini öperek çantasını almış ve çıkmıştı evden. Zorlukla tuttuğu gözyaşları göz pınarlarından süzülmesini isteyerek uzun kirpiklerine kırpıştırmıştı. Döndüm, dedi kendinden emin ve güçlü bir tonda konuşarak. Evime, çocuklarıma döndüm. Dönüşüm sana değil. Artık sana dönmem mümkün değil Kenan. O gece evden kaçan Nilüfer ve ona mecbur kalan taksici Kenan yok artık. Bitti o şiir. Duyduklarıyla dişlerini birbirine bastırırken gözünden bir damlanın sızmasına engel olamamıştı Kenan. Çene kemikleri buruk bir ifadeyle oynamış, dudakları acı bir tebessümle kıvrılmıştı. Hak etmişti bu sonu. Kendi elleriyle, kendi dilleriyle yıkmıştı bir şiirden ibaret olan hayatını.
Nilüfer ona geldiği gibi bir gecede toparlanıp gitmişti. Hem de aynı gecede. Evliliklerinin bir yılı doldurmasından sonraki 7. gündü bugün. Oysa ki şimdi el ele göz göze doğacak bebeklerinin yolunu gözlüyor olmalıydılar. Boğazına takılan yumruğu yutkunarak gidermek istese de yapamamıştı. Uzanıp bu kez bir deli cesaretle avuçlarını almıştı karısının küçük eline. ''Benim senden başka mısram yok Nilüfer. Dilersen affetme. Lakin bu şiiri yarıda bırakma.'' Kiyan'ın sözleriyle babasının sesini duyan minikten günler sonra sert bir tekme gelmişti. Nilüfer'in eli ani bir kilmeyle Kiyan'ın avuçlarından çekilip karnına değmişti. Dudaklarından fırlayan kısa inilti ise koyu kahveleri endişe doldurmaya yetmişti. Fakat saniyeler sonra bunun aslında canının parçasından gelen bir tepki olduğunu anlayabilmişti. Yüzünde bir umut belirirken havada asılı kalan elini karısının karnına doğru uzatmış, titreyen kirpikleriyle açık mavilere bakmıştı. Kızıma dokunabilir miyim? Kocasının sorusuyla boğazına koca yumru otururken ağlamamak için kendini zor tutmuştu Nilüfer. Herkes oğlan olacağına emin olsa da Kenan ilk andan beri kızım çiçeğim diye sevmişti karnını. Ve içerideki minik de babasına doğrulmak ister gibi bir tek onun sesine böyle tepkiler vermişti. Sertçe yutkunurken gözlerini koyu kahvelerden zorlukla ayırıp başını hafifçe sallamıştı. Kendini sakınsa da evladını Kenan'dan sakınabilir miydi hiç? Karısından aldığı onayla elini uzatmış, Nilüfer'in son birkaç günde birden büyüyüp sertleşmiş karnına usulca değdirmişti Kenan. Bununla kalmamış, kesik bir nefes değdirerek yüzünü de o şişkin göbeğe yaklaştırmıştı. Daha evvel görülmedik bir şefkatle dolu vermişti çehresi. Kızım, demişti kalın parmaklarını yavaşça kıpırdatırken. Benim çiçek kızım, babayı özledin mi? Ben anneni de seni de çok özledim. Siz olmadan dönmeyeceğini kafama vura vura öğretti dünya. Beni bir daha çiçeklerimden ayrı koymayın olur mu? Daha fazla tutamadığı gözyaşlar uzun kirpiklerinden süzülerek sicim gibi sızmıştı genç kızın yanaklarına. Elini havaya kaldırsa da kudesinin karnına eğilmiş başına uzanamamış, parmaklarını o gece karısı saç telleri arasında uzatamamıştı. Yalnızca yutkunup kalmıştı. Derken Kenan'ın sözlerine bir cevap gibi tam cavcunun orta yerine inivermişti sert bir tekme. Koyu kahveler hissettiği dokunuşla bir anda gözlerini kaldırıp Nilüfer'in açık mavilerine çevirmişti. Biri pişmanlık, diğeri kırgınlık dolu irişler aniden değmişti birbirine. Durmadı Nilüfer. Bilhassa daha durmadan hemen kalkmıştı ayağa. Eğer dursaydı direnemeyip sımsıkı sarılacaktı derece sevdiği adamın boynuna. Eğer dursaydı kiraz dudakları durmayacak, öpecekti kocasını. Holün orta yerinde dikilirken ne yapacağını bilemez halde yürümüştü dikiş odasına doğru. Kapısını açıp telaş dolu bir adım atmıştı içeri, elini göğsüne değdirip nefeslerini düzene koymaya çabalamıştı. Derken bakışları camın önüne koydukları ufak dolabın üzerine takılmıştı. Dirislerine değen bu buket kurumuş sakayakla dolmuştu. Kenan çiçek mi almıştı ona? Bir de şakayık mı almıştı? Ufak bir yutkunma geçmişti boğazından. Tam o anda ensesinde sıcak bir nefes, ardında bir beden hissetmişti. Çok geçmeden dolmuştu kulakları kocasının mırıltısıyla. O gece seni evde bulamadığımda benim gibi solup gittiler hepsi. Toprağımızdan söküldük, can damarlarımız kesildi Nilüfer. Solduk, kuruduk, öldük yokluğunda. Büyük eller beline değmiş, belinden sızarak top misali yuvarlacık göbeğine sarmalar gibi sarılmıştı. Gür saçları tek omzuna toparlanıp ensesine sıcak dudaklar yaslandığında ise kesilmiş bir nefesle kapanmıştı genç kızın açık mavi gözleri. Zihni bedenin hakimiyet altına alan sıcaklığın hissiyle uyuşmuş gibiydi. Özür dilerim. Nazenin kaybını incittiğim için özür dilerim sevgilim. Öyle köhne bir kıskançlık ki benimki o gece gelişinin bana olmasını bencilce istedim. Geçmişi değiştiremeyince de sığdıramadım hırsımı içime. Kadın kollarını aralanıp genç kızın pelteleşmiş bedenini kendine doğru çevirmişti Kenan. Büyük avuçları al yanaklara yaslanmış, baş parmakları, titreyen kiraz dudakları hafifçe okşamıştı. Sevdiği kadına doğru eğilmiş, alnına huzurla yaslamıştı. Ben de o telefon kulübesine giderken vurulmuştum sana Nilüfer. Sonrası yok. Mavişe bindiğin o an girdin kalbime. Çıkışın yok. Hızlanmış nefesleriyle havada kalan ellerini kocasının göğsüne yaslamıştı genç kız. Eve giderken direncini kırmayacağına, Kenan'ı ne yaparsa yapsın affetmeyeceğine ne kadar da kararlıydı aslında. Fakat onu görmek, gözlerine bakmak yetmişti. Berrak sandığı zihnini allak bullak etmeye. Gözlerini kapatmış, çevresinde ağır ağır dolaşan dokunuşların içine bırakmıştı benliğini. Günler sonra kalbi atıyordu sanki.
günler sonra yaşıyordu, yaşadığını hissediyordu. Ne kadar kızgın, kırgın da olsa sevdiği adamın yanında olamadığı her saniye solmuş bir çiçekti o. Derken sıcak bir nefes çarpmıştı kiraz dudaklarına. Boğazından sert bir yutkunma geçerken sımsıkı sarılmışlardı birbirlerine. Buraya kadardı, direnci Kenan'ın onu öptüğü noktaya kadardı. İnce parmaklar gömlek yakasının açıkta bıraktığı kavruk tene hasretle yaslanmıştı. Tam da o anda beline gelen keskin sızıyla acı dolu bir inilti fırlamıştı dudaklarından. Açık maviler korkuyla açılmış, ona endişeyle bakan koyu kahvelere tedirginlikle tutulmuştu. Ve belindeki sızı giderek azalsa da vurulmuş yüzüyle sıyrılmıştı kocasının kollarından. Ve bahtımdaki yalnızlık seni bana getirdi. Bahtımdaki acılar seni bana getirdi. Aşkın ile bütün dertler anlamını yitirdi. Razıyım senden gelen her şeye. Razıyım aşkın ile ölmeye. Seninle geçen bir günümü değişmem senden sonra can vermeye, demiş Orhan Baba. Sonrasında Nilüfer'in eve dönüşüyle havada kalan her şey yerli yerine oturmuş gibiydi. Kenan bir haftadan fazla zamandır yüzüne bakmadı, işlerini toparlamak üzere dükkanını açmaya gitmiş. Genç kız hem özlediği evinde hem de çocuklarıyla güzel bir gün geçirmişti. Çokça da dinlenmişti. Arada ayıp olmasın diye ayaklanıyor, fakat Ahsen tarafından hemen yerine yollanıyordu. Eskiden olsa bu durumdan sıkılır bunalırdı, fakat artık kendinde o gücü bulamadığından sessizce oturmakla yetiniyordu. Böylece geçmişti tüm gün. Yemekler ve diğer işleri görümcesinin üzerine bırakmış olmak moralini bozsa da genç kız ustasından öğreniyorum yenge, nişanlıyım ben unuttun mu diyerek rahatlatıyordu onu. Yalan da değildi. Her ne kadar Nuray Sultan ve Türkan ona iş yaptırmayacak olsalar da illaki yapmanın vakti gelecekti. Günler sonra muhabbet dolu geçmişti akşam sofrası. Kenan pek konuşmasa da sessizce vasiyet dolu gözlerle karısını izliyordu. Belirginleşen al yanaklarını, oğlanlarla konuşurken sık sık gülümseyen o kiraz dudaklarını, anlatılanlara göre bazen irileşip bazen kısılan açık mavilerini, sesinin tınısını dahi özlemişti. Ve günler sonra ilk kez sıcak yemek yemişti. Nilüfer'in olmadığı günler Ahsen'in yalvar yakar eline tutuşturduğu tostlarla akşam yetmişti nihayetinde. Sonunda vakitler geceyi vurmuş, İlyas ve Murat çoktan sızıp kalırken Ahsen de mutfağı toparlayıp uyumaya gitmişti. Nilüfer de usulca yaklandığında genç adam sessizce peşine takılıvermişti. Sükunetle girmişlerdi odalarına. Kenan kaç geceden sonra karısıyla uyuyacak olmanın mutluluğuyla doluydu. Lakin işler tahmin ettiği gibi gitmemişti. Genç kız odaya girdiklerinde direkt yüklüye yürümüş, aldığı yastıkla dönüp kısa ve soğuk bir bakış bırakmıştı kocasının yüzüne. ''Sen mi içeride yatarsın yoksa ben mi yatayım?'' Açık maviler dediğiyle kendinden emin bir halde tutunmuştu koyu kahvelere. Nuray Hanım'ın kızına ettiği en büyük nasihatlerden biri de eşiyle ayrı yatmamasıydı. Lakin ayrı yatma işini beyefendi kendisi çıkarmıştı. Hem de bağırmış, çağırmış, parmış şeylerini yere patlatarak çıkıp gitmişti odadan. Öyle bir gidişin böyle kolay bir dönüşü olmamalıydı. Kenansa derin bir nefes çekmiş, yürüyüp karısının elindeki yastığı usulca almıştı. Nilüfer'i içerideki yeşil koltukta yatıracak hali yoktu. Hem onu nasıl istediği sıcak yatakta yatmak değil, sevdiği kadınla uyumaktı. Bakışları bir an yere takılırken aklına gelenle uzayan sakallarını kaşımıştı. ''İçeride yatarım ama sabahki gibi ağrın olur da seslenemezsin diye korkuyorum. Yere bir battaniye atar kırılırım şuracağa.'' dedi, sorar gibi bakışlarını karısının yüzünde gezdirirken. Zihninden bir mil tane düşünce geçiyordu. Uykusu ağır bir adam değildi. Nilüfer içeride öksürmüş olsa holden duyardı, lakin bu odadan çıkmış olmak her şeyi zorlaştırmak demekti. Nitekim o gecede böyle bir hata yapmıştı, şimdi gerekirse kuru beton üzerinde yatar, yine de bu kapıdan çıkmazdı. Genç kız duyduğu sözlerle omuzlarını nasıl istersen öyle yap der gibi silkmiş, yatağın ucuna erişip geceliğini giyinmeye koyulmuştu. Kenan ise dediğini yapmış, yüklükten aldığı kalın bir battaniye yere yatak gibi serip üzerine kıvrılıvermişti. Koyu kahverengi gözleri ise yatağa girip defalarca kıpırdasa da rahat bir pozisyon bulamayan karısında takılıydı. Nilüfer sağına yatmış, olmayınca sırtüstü dönmüştü, böyle de bütün yük göğsüne çökmüş gibi nefes alamıyordu, bu kez de soluna çevrilmişti ama bu vaziyette de kaburgaları acıyordu. Nihayetinde sağına geri dönmüş, sıcak bastığı için geceliğini yukarı doğru sıyırıp ince yazlık yorganı bacaklar arasına sıkıştırmıştı. Gece karısı sırma saçlarında uzun yastığa sere serpe yaydığında çöken yorgunlukla uykuya dalıvermişti. Lakin bu haliyle porselen bir bebek gibi göründüğü ve kocasına seyirlik bir manzara olduğundan habersizdi.
Gecenin büyük bir kısmını karısını izleyerek geçirmişti Kenan. Dudaklarında uçuk bir tebessüm, ciğerlerinde için için çektiği nefesleri vardı. Bir de odayı dolduran çiçek kokusu. Bakışları uykuda şekilden şekle giren, yüzünü bazen buruşturup bazen bir bebek gibi kendi kendine gülen kızın çehresinden bilhassa ayrılmamıştı. Hatta bir ara dayanamamış, Nilüfer'in derin uykuda olduğu anları kollayarak yamacına erişip sessizce öpüp koklamıştı. Nitekim genç kızın derin uykuya daldığını, onu böyle sevmesine alıştığını ve uyanmayacağını iyi biliyordu. Nihayetinde gün aymış, Kenan yer yatağına geri döndükten sonra Nilüfer uyanmıştı. Açık mavileri yeni güne açıldığı ilk anda kocasını görerek mutluluk dolsa da kendini çabucak toparlayıp soğuk davranışlarına geri dönmüştü. Sabah kahvaltısı edilmiş, bu sabah Ahsen yengesinden öğrendiklerini birer birer uygulamaya geçirerek hamur kızartması yapmıştı. Ve ilk defa yapmış olmasına rağmen öyle de güzel yapmıştı ki. Nilüfer koca bir tabak dolusu hamur kızartması yemişti, kimini reçele banmış, kiminin içine peynir sıkıştırmıştı, zeytinleri ise reçelli hamurlar yanında bile yiyebiliyordu. Bu durumda en çok Murat'ı güldürüyordu. Nilüfer kocaman göbeğiyle nasıl da tatlı olmuştu. Bunu dile getirdiğinde ise en çok babasının gözleri parıldamış, sesi çıkmasa da en çok o hak vermişti oğluna. Sofranın toplanışı ardındansa İlyas ve Murat babalarının elinden tutarak dükkanın yeni çırakları olmak üzere evden çıkmışlardı. Yaz tatili başladığına göre artık iş zamanıydı. Ahsen ve Nilüfer'e de gün doğmuştu, evi hemen derleyip toplamış, erkenden yemeklerini yaparak el işleriyle oturmaya geçmişlerdi. Evde artık nişanlı bir kız olduğundan çeyiz hazırlıkları başlamıştı, yengesi genç kıza dantel örmeyi öğretmiş, kolay bir havlu kenarı modeli bularak eline tutuşturmuştu. Kendisi de annesindeyken boş durmamak için başladığı yatak odası takımını örüyordu. Ahsen onun ağabeyinin karısı olacak olsa da bu evden çeyizsiz çıkmasına gönlü razı olmayacaktı. Kızlar işlerine dalmışlar, az sonra kapı çalınmış ve Türkan gelmişti. Annesine bir emanet vermek için çıkan kız elinde bir tomar fotoğrafla girmişti arkadaşının evine. Meğer Kadir düğünde çekilmiş fotoğraflardan bir postasını bastırmıştı. Ve Türkan da bir hevesle bunları göstermeye gelmişti. Ahsen hemen koşup çay koymuş, çay demlerine kadar da yengem sever diyerek bir evle kavuru vermişti. Lakin en çok sevinen Nilüfer değil Türkan olmuştu. Bazen kendi bile unutuyor olsa da o artık iki canlı bir kadındı. Bazı çok yemeler ve kilo almalar olabilirdi. Genç kız elindeki tabaktan bir kaşık daha helvayı ağzına atmış, ardından başını uzatıp arkadaşının elindeki fotoğrafa bakmıştı. Türkan'ın kıkırdayarak söylediği sözlerle bir an duraksamıştı Ahsen. Acı kahverengi gözleri halının desenlerine takılmış, zihni bahsi geçen düğün gecesine uçuvermişti. Her şeyin rüya gibi başlayıp kabus gibi bittiği o gece, en azından Ahsen için öyleydi. Semih tüm gece ona bakmış, yetmezmiş gibi sevdiği kız için istek şarkı dahi çaldırmıştı. Lakin sonra elinde tuttuğu ince belle çay bardağını kasılan parmaklarıyla sıkıca kavramıştı. Sonra o karanlık sokağa girmiş, Adnan denen ırz düşmanı onu bir köşede sıkıştırmıştı. O anlarda düşündükleri aklına geldikçe midesi allak bullak oluyordu. Hele yüzüne çarpan o iğrenç nefesi hatırladıkça elindeki bardağı aceleyle sehpaya bırakıp hafifçe öksüyerek koşmuştu banyoya. Nilüfer baktığı fotoğraflardan ne olduğunu anlayamazken Türkan eltisinin arkasından yeşillerini kocaman açarak bakmıştı. Ardındansa lokmasını çabucak bitirerek dirseğiyle dürtmüştü yamacındaki arkadaşını. ''Kız Nilüfer?'' demişti yeşil gözleri dehşetle açılmışken. Durduk yere ne diye öğürdü de gitti bu banyoya. ''Ay Semih ağabey bu kıza. Kesin nikah kıydıkları gece dayanamadı o çocuk. İster misin bu da hamile olsun da biz böyle üç gebe el ele doğuralım?'' Nilüfer'in duyduklarıyla evvela hafifçe kaşları çatılmış, ardındansa açık mavileri ''Abart!'' dermiş gibi birleşmişti. Türkan yine uçmuştu. Tutabilene aşk olsun. Ama bir haklılık payı da olduğu aşikardı. Daha sabah hamurlar kızartan Ahsen'in midesi neden bulansındı ki? Bir de Semih'in Ahsen'e karşı olan aşırı düşkünlüğü göz önünde bulundurulduğunda ay olur mu olurdu? Derken banyo kapısı açılmış, genç kız solgun bir yüzle dışarı çıkmıştı, gelip mecalsizce oturmuştu eski yerine. Karşısında ise bir çift açık mavi, bir çift de yeşil göz onu pür dikkat incelemekteydi. Ufak bir yutkunma geçmişti boğazından. Bir şey mi oldu? Dediğiyle Nilüfer ve Türkan dönüp bakmışlardı birbirlerine. Nuray Hanım'ın bugün burada olmayışı bulunmaz bir nimetti. Yoksa o böyle bir durum karşısında ya kalp sektesi geçirir yahut da bebek yeleği örmek üzere elmek atardı. O kadının asla ortası yoktu.
Türkan ise eliyle arkadaşının bacağına bana bırak der gibi dokunmuş, usulca yaklanıp genç kızın yamacına ilişmişti. Kocaman açılmış yeşilleri çevrilmişti eltisinin yüzüne. "Onu da sen söyleyeceksin kuşum," demişti olağanüstü bir sakinlikle. Ardından bir anda yerinden sıçramış, ellerini dizlerine vurarak yükselmiş sesini. "Ay kaçtığınız gece Semih ağabey sana bir şey mi yaptı? Sen de mi gebesin kız, doğruyu söyle." Ahsen'in duyduğuyla bir anda kıpkırmızı olmuş suratı. Karşısında tavuk gibi çırpınan Türkan varken bir an ne diyeceğini bilememiş, hatta o kadar ikna edici sormuştu ki kendi bile kendinden şüphe etmişti. Sonra kendini zor da olsa toparlayarak ellerini sallamış davada. Semih o gece değil ona dokunmak, uyurken gelip sarılmamıştı bile. Yok abla, olur mu öyle şey? Yenge vallahi yok demişti telaşla. Elma gibi kıpkırmızı kesilen yanaklarına ellerini kapatmış, bakışlarını mahcubiyetle yerdeki halıya düşürmüştü. Semih o gece elini bile sürmedi bana. Hem düğün olmadan yapar mı hiç? Genç kızın dediğiyle yüzlerinde alay dolu bir ifade belirirken duraksayıp birbirlerine bakmış, sonra da aynı anda konuşmuşlardı Nilüfer ve Türkan. Yapar. Kızlar dedikleriyle bir anda kahkahalara boğulurken Ahsen utangaçlık kırmızısıyla kıkırdayarak kapatmıştı ellerini yüzüne. Semih her ortamda kendini belli etmesi olmazdı. Resmen adlara çıkmıştı yahu. Her an her yerde Ahsen'e asılabilme potansiyeli olarak geziyordu. Hele bir de Nuray Hanım'a yakalandıkları gün. Kızcağız kayınvalidesinin yüzüne bakamamıştı utancından. Ama Semih'in pek umrunda değildi. Nitekim herkes de onun böyle olduğunu biliyordu. Güzel geçen bir günün ardından nihayet akşam olmuştu. Evin beyleri dükkan kapatıp gelmişler ve her zamankinden daha büyük bir iştahla gelişmişlerdi yemeğe. Nitekim İlyas ve Murat bütün gün çıraklık yaparak hem eğlenmiş hem de çokça yorulmuşlardı. Hal böyle olunca karnı doyan çocuklar oynayacak zaman bile bulamayıp birer köşede sızıp kalmışlardı. Onları sırtlayıp halılarının açtığı yataklarına yatırmaksa babalarına düşmüştü. Ardından herkes odalarına çekilmiş, Kenan karısından küçücük bir affetme biletisi dahi alamayınca yüklükten aldığı battaniyeyi yine yere yaymaya koyulmuştu. Nilüfer bu kırgınlığı daha sürdürecek gibiydi. Ama olsundu. Eve dönmesi, onunla aynı odada uyuyor olması bile yeterdi genç adama. Çünkü bunu hak etmişti. Giydiği yazlık ince geceliğin minik düğmesini kapatırken başını çevirip içeriye dolduran şimşek ışığıyla pencereye bakmıştı Ahsen. Uzun kirpikleri ürkükçe kıpırdanmıştı. Bugün öyle sıcak bir gündü ki havadaki nemin böyle bir anda patlayacak yağmura sebep olacağını anlamışlardı. Lakin öyle bir patlamıştı ki sokaktaki insan bir sundurma altı bulup sığınana dek sırılsıklam olurdu. Derken minik bir tıkırtı duyulmuştu yoğun yağmur sesinin arasından. Yatağına girmek üzereyken bu tıkırtıyla duraksamış, tıkırtı tekrarladığında telaş sesinin geldiği pencereye koşup perdeyi aralamıştı. Gördüğüyle kocaman açılmıştı kahverengi gözleri, çünkü Semih tabiri caizse sucuk gibi ıslanmış halde camın önündeydi. Hemen pencereyi aralamıştı. "Semih, ne arıyorsun burada? Ay Allah, sırılsıklam olmuşsun." dediğiyle genç adam yüzündeki ıslaklığı daha da ıslak olan gömlek koluyla kurulamaya çalışmıştı. O, sevdiği kıza gelmek üzere yola çıktığında hava sıcacıktı oysa ki. Üç sokak öteden gelene dek adeta mevsim değişmişti. Yüzündeki Mecnun sırıtışıyla elini sol göğsündeki cebe uzatmış, çıkardığı minik bir gonca gülü genç kıza uzatmıştı. "Bunu bırakacaktım pencerene, ne bileyim yağmur patlayacağını. Ama bak tam anlamıyla sırılsıkla maaşlığım sana cennet gözlüm," demişti en sevimli haliyle. Ahsen elini uzatıp büyük avcundaki gül goncasını alırken istemsizce kıkırdamış, gözleri ise mutlulukla parıldamıştı. Delişmendi belki ama onun delişmeniydi bu olan. Fakat hakikaten de sırılsıklamdı. Yağmur sayıca hızlanmıştı. Bu halde değil eve camın önünden ayrılıp evin kapısına dek gidemezdi. Hem çakan şimşeklerin ardı arkası da kesilmiyordu. Genç kızın bakışları yaz akşamları geç vakitlere dek uyuyamayan bazı komşuların yanan ışıklarında turladı. Bir yağmura bakmak için cama çıksa Semih'e ayan beyan görüverirdi. Aklına gelenle dudaklarını kemirerek sevdiği adamın yağmurdan kısılmış çakırlarına bakmıştı. "Çok ıslanmışsın. Gel de yavaşlayana kadar kurulayalım seni. Hasta olacaksın yaz günü." Ahsen'in dediğiyle bir kulağından diğer kulağına dek uzanan bir sırıtış belirmişti Semih'in yüzünde. Kör istemişti bir göz, Allah vermişti iki göz. Etrafına son bir kez bakınmış, kimsenin görmediğinden emin bir halde atlayıvermişti pencereden içeri. Hakikaten de öyle ıslanmıştı ki üzerinden akan sular şıpır şıpır seslerle taş zemine damlıyordu. Genç kız aceleyle dolabına koşturmuş, kendine ait temiz bir banyo havlusu çıkartıp getirmişti nişanlısının yanına. "Al bununla kurulan. Az sonra yavaşlar. Sen de koşa koşa gidersin eve."
Ne olur eve gidip hemen değiş üzerinde hasta olmasın mı? Genç adam yüzündeki çapkın sırtışla nişanlısının yüzüne imalı bakışlar atarak ellerini gömleğinin düğmelerini uzatmış, birer birer açıp ıslak kumaş parçasını üzerinden ağır ağır sıyırmıştı. Onun kime hasta olduğunu bilmeyen kalmamıştı artık. Nitekim onun ateşini bu göz açtırmayan yağmur dahi söndüremezdi. Acı kahveler elindeki havluyla beklerken sevdiği adamın gömleğini çıkarmasıyla sağa sola kaçışmış, loş aydınlıkta dahi allaşan yanakları belli olmuştu. Semih ise korkmadan ateşleri yürümeye kararlı gibi kısa doğru bir adım daha atmış, ellerini usulca sarmıştı ona. ''Kurulasana saçlarımı, hasta olmayayım değil mi?'' Aslen yüzüne çeken sıcaklıkla kesik bir nefes almış, bakışlarını genç adamdan çekmişti. Fakat boyu o kadar uzundu ki genç kız parmak uçlarına çıkmak zorunda kalıyordu. Derken bu duruma fırsat bilen Semih bir adım geriler gibi sendelemiş, zaten parmak uçlarına durmakta zorlanan kız havluyu düşürürken elleri refleksle ona sarılmıştı. ''Ahsen'' dedi Semih. Yüzüne aldığı hızlı nefeslerle göğsü acı eğlenip kalkan kızın yüzüne doğru eğmiş, burnun ucunu burnuna doğru sürtmüştü. ''Semih, Semih, Semih, Semih. Bu kız her yakınlaştıklarında ona böyle adıyla seslenerek itiraz etmesi olmaz mıydı? Hem artık karı koca sayılırlardı, imamın kıydığı bir nikahları vardı sonuçta. Hoca efendi daha iyi bilirdi ama nikahlı kadının kocasından böyle kaçması doğru muydu? Günahtı, günah.'' Dudağının ucuyla cıklayarak alnını sevdiği kızın alnına yaslamıştı. ''Yavrum, artık Semih demesen, canım de, hayatım de, benim herif demene bile razıyım ama artık Semih deme, gözünü seveyim, bana da yazık.'' Dediğiyle gözlerini usulca aralayıp sessizce kıkırdamıştı Ahsen. Nikahları olsa da aradaki bu çekingenliği atamıyordu işte. Hatta çekingenlik değildi bunun adı. Üstü çekingenlikle örtülmüş bir korkuydu. Daha evvel yaşamadığı bu yakınlaşmaların ve kendinde uyanan tuhaf hislerin korkusuydu. Ama bunu bir an evvel aşması gerektiğinin de farkındaydı. Nişanlıyken neyse de düğünden sonra bu delişmeyi durdurmak bir bahanesi kalmayacaktı. Sonrasında Ahsen de genç çocuğu tutarak yanağına bir öpücük kondurmuştu. Evvela şaşkınca, ardından istekle kondurmuştu öpücüğünü. Ellerini Semih'in ıslak saçlarına daldırmıştı. Tam anlamıyla yoluna çıkmış, hem kendini hem de onu başka kurban etmişti. Derken bir kapı sesi gibi bir tıkırtı duyulmuştu içeriden. Genç kız kendini bir anda geri çekip tedirginlik dolu bir bakış atmıştı çakır harelere. Ve tıkırtı ardından hemen odanın kapısı önünden bir ses duyulmuştu. Kağan'ın sesi. ''Ahsen, Ahsen uyuyor musun güzelim? Müsaitsen içeri giriyorum. Ve unutma, bugünün yarınları da var. Hep sevdi, sevecek deyip kendini avutma. Darılma, seven seveni affedermiş. Darılma. Hemen nefrete sarılma. Dünyada en zor şey kırılan bir kalbi onarmakmış. İnsana yakışan insanca yaşayıp var olmakmış. Zor değil, zor değil seviyorum seni derken bana özür dilemek.'' demiş Orhan Baba. Sonrasında duyduğu seslenişle acı kahve gözler dehşetle açılmış, ellerini dudaklarına yaslarken başını "bittik biz" der gibi iki yana sallamıştı genç kız. Evet, bu kez gerçekten bitmişlerdi. Eğer Kenan o kilitlemediği kapıyı cevap beklemeden açıp içeri girerse tam anlamıyla kan çıkardı. Çünkü sevgili nikahlı nişanlısı odasının ortası yerinde ıslak ve çıplak bir elde dikilmekteydi. Islak ve çıplak, aman Allah'ım, buna herhangi bir bahane duydurmak mümkün değildi. Kalbi her an duracakmış gibi yerinde durmazken Semih eliyle dolabın yanına gizlenmesini işaret etmişti. Genç adamın yüzünde ise tek bir korku yahut endişe yoktu. Hatta Kenan'ın sesini ilk duyduğunda elini kaldırıp "eh be sen de" der gibi sallamış, sanki basılmamış da yarıda kesilmiş gibi dudaklarını bükmüştü. Ahsen telaşla onu dolap kenarına etmişti. Bir dakika abeyim, giyiniyorum" demişti korkutulu bir sesle. Semih'in yerdeki halısı ve ıslak gömleğini alıp durduğu dolabın kıyısına fırlatmış, elleriyle az evvel dağılan saçlarını düzelterek nefes nefese kapıya yönelmişti. Ne olur Kenan Semih'in burada olduğunu anlamasındı. İşler bu kez hakikaten karışacaktı. Son bir kez yutkunup kapıyı kısa bir mesafeyle aralamıştı. Korku dolu bakışları ağabeyinin gergin çevresine takılmıştı. "Buyur ağabey, bir şey mi isteyeceksin?" Kardeşinin dediğiyle giymeyi henüz bitirdiği gömleğinin kol düğmesini eklerken duraksamıştı Kenan. Koyu kahverengi gözleri Ahsen'in yüzüne üzgün gibi çevrilmişti. Yatmak için odalarına gittiklerinde Nilüfer'in biraz sıkıntılı olduğunu hissetmişti aslında. Fakat genç kız sesini çıkarmadan yatağına girince rahatlamıştı. Ama sonra karısı acı dolu bir inleyişle doğrulmuştu yatağından, ayağa kalkıp ellerini beline yaslayarak odada tur atmaya başlamıştı. Zor olmuştu doktor getireyim diye ikna etmek.
Çünkü bunun doğum sancısı olmadığına çok emindi. Derken bakışları Asya'nın ıslanmış yüzü ve geceliğinin yakasına loş aydınlıkla takılmıştı. "Üstün mü ıslak senin?" demişti bir an boş bulunmuş gibi. Asya'nın başından aşağı kaynar sular dökülmüştü. Hem bu loş ışıkta hem bu saatte nasıl da fark etmişti? Semih'e sarıldığında saçından damlayan sular üzerine ıslatmış olmalıydı. Bakışları korkuyla odasına doğru dönerken çakan şimşekle gözleri parıldamıştı. Elini kaldırıp dışarıya işaret etmişti. "Yağmur, yağmur o kadar güzel yağıyordu ki dayanamayıp camı açtım biraz. Ondan ıslanmışım," dedi yüzüne yapmacık bir gülüş kondurarak. Kenan "anladım" der gibi başını sallamıştı. Şu an tüm benliğiyle Nilüfer'in canının acımasına odaklandığı için başka hiçbir şey umurunda değildi. Uzanıp ayakkabılıkta duran papuçlarını eline almıştı. Koyu kahveler tekrar dönmüştü kız kardeşine. "Nilüfer'in ağrısı var. Ben doktora almaya gidiyorum. Sen git yanına, yalnız kalmasın kız," demişti asık bir suratla. Bir an duraksamış, bakışları genç kızın geceliğinin açık yakasına takıldığında kaşları çatılmıştı. Nitekim aynı açık yakadan karısının da mevcuttu. Elini kaldırıp bakmadan işaret etti. "Bir de üzerine bir şey giy kızım. Bu ne yaka bağır açık. Hatta git yengene de giydir. Yaz günü diye açılıp saçılıyorsunuz. Elin adamını getireceğim eve. Biraz dikkat yahu." Asya duyduklarına yalnızca başını sallamakla yetinmiş, nefesini tutarak ağabeyinin söylene söylene kapıdan çıkmasını beklemişti. Ah, o açık yakayla az evvel Semih'in kollarında olduğunu görse ne olurdu düşünmek daha istemiyordu. Neyse ki yağan yağmura rağmen Kenan doktor getirmek için çıkıp gitmişti evden. Kapı kapandığında Semih saklandığı yerden çıkmış, elindeki gömleği giymeye koyulmuştu. Bir yandan da nişanlısına laf atmadan duramıyordu tabii. "Ne oldu? Bebek mi geliyor? Gidip haber vereyim mi annemlere?" Genç kız nişanlısının gayet ciddi bir vaziyette sorduğu soruyla gözlerini devirerek ona dönmüştü. Neredeyse basılacak olmaları yetmiyormuş gibi bir de odanın orta yerine fütursuzca giyiniyordu. Kenan'dan sonra Nilüfer yahut da oğlanlardan biri girseydi içeri, aralık duran kapıyı aceleyle kapatmıştı. "Tabii tabii, hatta şey dersin, biz Asya'nın odasında şey yaparken Nilüfer'in sancısı tutmuş, bebek geliyormuş. Ama sakın odamda olduğun ayrıntısını unutma değil mi Semihciğim, sakın unutma." Çakır hareler sinirlenmiş kızın hızlı hızlı konuşmasına, sinirle kırpıştırdığı kirpiklerine, her an alevler sıcacak gibi duran acı kahverengi gözlerine aşkla bakıyordu. Bu dünyada utangaç Asya'ndan daha güzel bir şey varsa o da sinirli Asya'ndı. Gerçi bu kız her haliyle onun zevkine hitap ediyordu ya, orası ayrı. Elleri gömleğinin ufak düğmelerine çabuk tarafından iliklemiş, sonra sinirli sinirli konuşan kızın bir anda yanağına uzanıp kısa ama sulu bir öpücük bırakmıştı. Asen yanağına konan ıslak öpücükle bir an duraksamış, sonra da camı açıp dışarı atlayan çocuğun arkasından bakarak şapşal bir suratla sırıtmıştı. Bu adam onu deli edecek, kendine benzeyecekti, hatta benzetmeye başlamıştı bile. Eski uslu Asen'in yapacağı bir şey miydi gizli gizli odasına erkek almak? Derken aklına gelenle hemen dolabından ince bir örgü almış, sonra da yengesinin odasına kosmuştu. Çok değil, yarım saat sonra Kenan yamacındaki doktorla dikilmişti kapıya. Yüzü hem gergin hem de üzgün bir ifadeyle dolup taşmıştı. Nasıl olmasındı ki? Gözünün nuru gözlerinin önünde acı çekiyordu ve o hiçbir şey yapamıyordu. Üstelik onun canından bir parçayı dünyaya getirebilmek için bu hale gelmişti. Doktor muayene edeceğini söylediğinde ısrarla dışarı çıkmamış, kıskançlık ve sinir kas sayısının artacağını bilse de karısının yanında durup teklifsizce elinden tutmuştu. Ve o anlarda kendine bir kez daha söz vermişti. Eğer hissettiği gibi bir kız olursa, doktor olması için gerekirse taş taşıyacak, yine de onu okutacaktı. Nitekim kendisi gibi kıskanç adamların eşlerini sırf erkek doktor muayene etmesin diyerek tedavisiz bırakmamaları için kadın doktorların çoğalması gerekiyordu. Kadınlar yalnız öğretmenlik mesleğinde değil, her alanda olmalıydı, bilhassa da sağlık alanında. Doktor, Nilüfer'i güzelce muayene etmiş, herhangi bir doğum belirtisi olmadığını gördüğünde rahatlaması adına bir iğne yaparak ayrılmıştı evden. Bol su içmesini ve bolca dinlenmesini tavsiye etmişti. Halbuki Nilüfer tam da böyle yapıyordu. Hatta o kadar çok su içiyordu ki her bir bardakta soluğu lavaboda alıyordu. Yine de doktoru dinlemiş, güzelce suyunu içerek görümcesinin yardımıyla yatağına uzanmıştı. Kenan ise doktora bırakıp geldikten sonra karısının yamacına oturmuş, gün aydınlanana dek tek lahza kıpırtmamıştı gözlerini. Ara ara ellerini siyah sırma saçlarında gezdirmiş, yeniden ödem tutmaya başlayan küçük avuçlarına buseler kondurmuştu. Nihayetinde sabah olmuş, oğlanlar bahsen uyanmıştı ve genç kız elbette soluğu ağabey ve yengesinin odasında almıştı. Fakat Nilüfer iğnenin etkisiyle hala uyuyordu. Hal böyle olunca Asen güzelce kahvaltıyı hazırlamış, ağabeyini zar zor sofraya getirmişti.
Hatta kendisini yengesinin başında olduğunu, İlyas'ı gönderip bir de Nuray Hanım'ı çağıracağını söyleyerek dükkana gitmeye ikna etmişti. Nitekim motorcu İlyas'ın dükkanının yeniden açıldığını duyan eski bir müşterisi daha evvelden Kenan'la sözleşmiş, bugün arabasını getireceği konusunda anlaşmışlardı. Müşteriyi tepmek olmazdı. Dükkanın eski işlek haline dönmesi için bu oldukça önemliydi. Ahsen allem etmiş, kallem etmiş ve yeni bebek geleceği ve masrafların artacağını da söyleyerek ağabeyini dükkanına yollamayı başarmıştı. Kenan'ın aklı tamamıyla evde kalsa da yerine oğlanları bırakmış ve acil bir durumda İlyas'ın hemen ona haber vermesini öğütlemişti. Kenan'ın gidişi ardından çok geçmeden yeniden çalmıştı kapı. Nuray Hanım koluna taktığı gelini Türkan'la gelmiş, dostları onların kapı sesiyle birlikte uyanan Nilüfer'in odasına gitmişlerdi. Fakat genç kız dün gece hiç mihneti yokmuşçasına kuş gibi hafif uyanmıştı. Hatta öyle ki içinden şöyle bir girişip evi temizlemek dahi geliyordu. Onu böyle görünce hepsinin içi bir nebze ferahlamıştı. Ama yine de her duruma hazırlıklı olmak adına Nilüfer'i oturtup evi temizlemeye girişmişler, çarşaf perdene varsa yıkayıp cam çerçeve silmişlerdi. Onların bu işleri yaptığını gören genç kızsa yerinde duramamış, sessizce mutfağa sızarak birer yorgunluk kahvesi pişirmişti. Hatta buzdolabında süt bulunca canı çekmiş, bir de muhallebi pişirerek daha kaynak haliyle bir kase yiyivermişti. Nihayetinde gün akşama dönmüş, henüz akşam ezanı okunmamış, karanlığın çökmesine vakit vardı. Nuray Hanım ve Türkan ise ufaktan kalkmak üzere ayaklanmaya koyulmuşlardı. Daha eve gidecek, sabahtan pişirdikleri yemekleri ısıtarak evdeki üç erkeğe sofra kuracaklardı. Nitekim aynı durum Ahsen için de geçerliydi. Fakat Nuray Hanım bugün kayınvalideli kimliğinden sıyrılmış, mutfağa gidip yeni gelinini öğreterek onunla birlikte üç kap yemeği çarçabuk pişirivermişti. Bu sebepten içi rahattı. Yalnızca sofra kurmak vardı, o da kolay işti. Annesi ve arkadaşının eve gitmek üzere kalktığını gören Nilüfer, onlardan evvel ayağa kalkmış, aklındayken annesine vermek üzere ayırdığı dantel örneğini getirmek üzere odasına gitmişti. Çekmeceyi açmış, içinden hazırladığı dantel parçasını alarak odadan mutfağa çıkmıştı. Lakin tam da mutfağın kapı eşiğine geldiği anda kasıklarında hissettiği bir sızıyla duraksamış, ardından elbisesini açıkta bıraktığı dizlerinden aşağıya sıcak bir sıvının döküldüğünü hissetmişti. Hatta bir tek o değil, Nuray Hanım, Türkan ve Ahsen de bu duruma naklen ve şok halinde izlemişlerdi. Kızlar şaşkınlıkla donup kalırken ilk tepki elbette tecrübe sahibi anneden gelmişti. ''Aman, suyun geldi Nilüfer!'' Genç kız eşikte kala kalmış, içine titrek ve korku dolu nefesler çekerken beline bir anda yüklenen sancılarla kapı kirişine dayanmıştı. Şimdi ne olacaktı? Bebek daha 8. ayına girmemişti, daha çok küçüktü. Peki ya şimdi ne olacaktı? Doktoru getirseler yine bir iğne yapsa doğumu durduramaz mıydı? Su kesesi patladıysa artık doğum yapacak demek miydi? Açık maviler annesinin yüzüne hızlı nefesiyle korku dolu bakışlarla bakıyor ve yanaklarından sicim gibi yaşlar akıyordu. Nuray Hanım içinden bir evzi besmele çekerek bir anda sıvamıştı kollarını, iş başa düşmüştü artık, soğukkanlılığını korumaya çalışarak yamacındaki kızlara dönmüştü. Türkan, koş annem Nilüfer'i yatağına götür. Ahsen, yavrum sen de tarif edeceğim adrese koş. Uzak değil zaten, iki sokak aşağıda. Ayşe'ye be. Türkan içine girdiği şok halinden çıkarak koşmuş, yerdeki ıslaklığa basmamaya özen göstererek arkadaşının koluna girmişti. Düşünmemeliydi, daha gebeliğin en başındayken nasıl doğum yapacağını düşünmemeliydi. Yoksa vallahi de geçmezdi bu 7-8 ay. Korkudan ve bir anda bastıran sancılardan titreyerek ağlayan Nilüfer'i ağır adımlarla yatağına götürmüş, telaşla dolaba ilerleyerek temiz birkaç çarşaf ve salaş bir gecelik çıkarmıştı. Evvela yatağın çarşaflarını değiştirmek, sonra da genç kızı doğum esnasında daha rahat edeceği şekilde giydirmek gerekirdi. Öyle de yapmıştı. Fakat her geçen dakika Nilüfer'in sancıları artıyor, ara ara duraksayıp umutla ''Ah geçti galiba'' dese de çok geçmeden yeniden inlemeye başlamıştı. Bu sırada Ahsen hemen koşup Ayşe Bey'i çağırmış, sağ olsun yaşlı kadın onunla birlikte hemen koşup gelmişti. Nitekim hazırlıklıydı da biliyordu Nilüfer'in birkaç gün içinde doğum yapacağını, o bebek daha fazla o karında durmazdı. Nuray Hanım büyük çamaşır tencerelerinde sıcak su hazırlarken gelen Ebe Hanım Nilüfer'i muayene etmiş ve doğumun başladığını haber vermişti. Lakin doğum tam olarak ne zaman gerçekleşir bir şey dememişti. Çünkü bebek küçüktü ve kendini itemeyeceği için anne daha fazla yorulacaktı. Anne daha fazla yorulunca da sık sık dinlenmek zorunda kalacak ve süreç böylece uzayacaktı. Türkan ve Ahsen bebek henüz küçük olduğu için evde doğum yapılması düşüncesinden biraz ürkmüş, Nuray Hanım'a hastaneye gitmeyi teklif etmişlerdi. Lakin yaşlı kadın buna gerek olmadığını söyleyerek gelinlerinin içini rahatlatmıştı.
Ayşe Ebe öyle çok tecrübeliydi ki kızını ancak ona emanet edebilirdi. Hem geçen doğum yapan Haliçe'nin kızı Nebahat dememiş miydi hastanede canım çıktı evine rahatmış diye. Bir tanecik Nazen'in kızının o doğum koltuğu denen işkence aletlerine bağlanıp kıpırdamadan doğum yapmasına gözüm amayacaktı. Ve elindeki anahtarı bırakıp omzundaki havluyla motor yağı olmuş avuçlarını sildi Kenan. Çalışmak ona terapi gibi geliyordu. Aklı karısında olsa da yamacında birçok kişi varken iyi olduğunu emindi. Dahası bu saate kadar kötü bir haber gelmediyse problem yok demekti. Birazdan işlerini bitirip gece kalmadan dükkanını kapatarak evine giderdi. Gerçi bugün az da olsa canı sıkılmıştı. Dün İlyas ve Murat'ı getirince eski günlerindeki gibi nasıl da şenlenmişti dükkan. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Duyduğuyla başını çevirip dükkanın kapısında duran iki tanıdık simaya baktı. Koyu kahverengi gözleri hafifçe kısılmış, dudakları belli belirsizce kıvrılmıştı. Gelenler kayınbiraderleri Kadir ve Semih'ti. Muhtemelen ikisinin de iş çıkış saatleri denk düşmüş, dönerken bir selam vermek üzere uğramak istemişlerdi. Başını ağır ağır sallamış, ellerini güzelce silerek havluyu yeniden omzuna atmıştı. ''Aleyküm selam, hoş gelmişsiniz, buyurun, işten mi?'' Genç adamlar içeriye girmiş, Kenan'ın eliyle gösterdiği ufak taburelere ilişmişlerdi. Kadir neyse de Semih'in yüzünde belli belirsiz bir sırıtış vardı. Ne yaparsa yapsın Kenan'ın sarhoş halini gözünün önünden çekemiyordu. Hayır, hatırladıkça gülesi geliyor, güldükçe daha çok hatırlıyordu. Ve girdiği kısır döngüden asla çıkamıyordu. Dudaklarını birbirine bastırarak susmaya çabalamıştı. Konuşmadığı sürece sorun olmaz diye düşünüyordu. Kadir eniştesinin dediğiyle başını sallamıştı. Öyle ya, mesai bitimi karşılaştık. Dedik eve giderken bir uğrayıp tekrar hayırlı olsun diyelim. Var mı bir ihtiyaç, yardım edilecek iş falan? Genç adamın kulağı ufak ahşap masanın çevresindeki taburelerde oturan kayınbiraderlerindeyken kendisi dönüp tezgah kıyısına koyduğu tüpün üzerindeki çaydanlıktan birer demli çay doldurmuştu temiz ince bellilere. Lakin biri fazla demli olmamış, poşe çayından hallice kalmıştı. Kenan ufak tepsiyle çayları alarak yürümüştü sehpaya, bir demli çayı Kadir'in önüne bırakırken poşe çayı olanını Semih'in önüne koymuştu. Yok çok şükür, yavaş yavaş başlıyoruz yeniden işlemeye. Bak bu poşe çayı senin damat. Hadi afiyet olsun. Çakır hareler bir eniştesinin keyif dolan çehresine bir de önündeki açık çaya dönmüş, yüzünde memnuniyetsiz bir ifade belirirken bardaktan bir yudum almıştı. Füüü, Kenan'ın ona dolduracağı çayda ancak bu kadar olurdu. Aşağı cami imamı Hüsnü Hoca'nın abdest sığından halliceydi bu. Halbuki Semih çayı hem çok demli hem de şekersiz içerdi. Ne? Enişte ve kayınbirader kıya diyecek, bugünlük buna razı olacaktı. Ama onun adı da Semih ise bu çayın rövanşını alırdı. Çaylar içilmiş, dükkan üzerine kısa muhabbetlere girilmişti. Hatta bir ara Almanya'ya giden Selim'den laf açılmıştı. Genç adam orada hem dil öğrenmeye başlamış hem de bir fabrikada işe girmişti bile. Kazancının iyi olduğunu söylüyordu, lakin işi de epey ağırdı. Semih pek uzun süre dayanamayacağını düşünse de Kadir'in kardeşine güveni tamdı. Çaylar içilmiş, Semih poşet çayını 3 yudumda zorlukla midesine indirmişti. Derken bir anda paldır küldür İlyas girivermişti dükkana. Elini göğsüne yaslamış, nefesini düzene sokmaya çabalamıştı. Ve son bir mecalle bir avazda deyivermişti haberini. Baba, kardeşim, kardeşim doğuyormuş. Alan babana haber et, acele gelsin dedi. Ve dile benden ne dilersen. Yok diyemem ki. Aşk sihrine güç mü yeter? Dur diyemem ki. Seven gönlü kim susturmuş? Sus diyemem ki. Senden gelen hiçbir şeye git diyemem ki. Anlatamam ki. Senin gibi bir sevgili bulamam ki. Demiş Orhan Baba. Sonrasında İlyas'ın getirdiği haberle yerinden nasıl kalktığını bilememişti Kenan. İş tutumunu nasıl değiştirdiğini, dükkanın kapısına nasıl kilit vurduğunu bilememişti. Maviş'e binmeyi daha istememişti içi. Sanki koşsa ancak yetişebilecekti sevdiği kadına. Kanatlanıp uçabilse, elinden bir şey gelmeyecek olsa dahi yakınında olup, bak ben buradayım diye güven verse yetecekti. Kadir ve Semih'le birlikte eve vardıklarında karanlık çoktan çökmüştü. Nuray Hanım, Türkan ve Ayşe Ebe doğum sancılarının sıklığı her geçen an daha da artan Nilüfer'in yanındaydılar. Ahsen'se ara ara bir ihtiyaç var mı diye içeri gidiyor, genellikle çocuklarla holde bekliyordu. Çabuk tarafından tepsi hazırlanmış ve oğlanları alelacele doyurmuştu. Derken kapı alacaklı gibi çalınmış, Kenan yamacından Kadir ve Semih'le gelmişti. Genç adamın yüzü endişe doluydu. Koyu kahverengi gözleri girdiği evde kaybettiği bir şey ararmış gibi dolaşmıştı.
Nilüfer, demişti çatık kaşları altındaki bakışları kız kardeşine dönerken. Nilüfer nerede Ahsen, iyi mi? Genç kız bir an ne diyeceğini bilemez halde bakıp kalmıştı. Zaten hayatında ilk kez doğum yapan bir kadın görüyordu. İlknur yengesinin doğumları zamanı hem aklı böyle ermiyor hem de günün çoğunu okulda geçiriyordu. Nitekim Nilüfer hiç iyi gibi görünmüyordu. Ara ara vuran sancılarla öyle tiz çığlıklar atıyordu ki ne Ahsen ne de Türkan'ın bir bebeğim olsun hevesi kalmamıştı. Ahsen neyse de Türkan için artık biraz geçti. Yaklaşık 7,5-8 ay sonra başına neler geleceğini yakinen tecrübe etmek iyi mi kötü mü bilememişti. İyi ağabey, iyi gibi yani şey... Ahsen'in ağzının içinde kekelediği cümleleri bölen arka odadan yükselerek adeta hole çınlatan Nilüfer'in çığlığı olmuştu. Kenan'ın duyduğu sesle yüzü acı çeker gibi burulmuş, sanki gidip tüm mihnetini alabilecekmiş gibi oraya doğru bir hamle yapmıştı. Derken Kadir ve Semih aynı anda atılmışlardı önüne. Kadir başını hafifçe sallamıştı. Ebedi annemler de başındaymış Kenan. Onlar bilir ne yapacağını demişti her zamanki sakin haliyle. Genç adam bir an duraksamış olsa da içine kesik nefesler çekerek elini boynuna atmıştı. İlyas ve Murat'ın doğumlarında da kötü hissetmişti. Bir anne, biri bir bu olacak iki insandan birinin bunca çileyi çekmesi ona haksızlık gibi gelmişti. Lakin yaratılış gereği bu böyle olmak zorundaydı. Fakat bu defa Nilüfer'in canının acıdığını bilmek dahi içini yakıyordu. Hele az evvel attığı çığlık elleriyle yüzünü sıvazladı. Aklını kaçıracakmış gibi hissediyordu. Genç kız yüzündeki bırık ifadeyle nişanlısına kaçamak bir bakış atmış, dudakları belli belirsizce kıvrılırken başını hafifçe önüne eğmişti. Bahçedeki masaya geçin en iyisi. Ben de sofra kurayım size. Nuray anneyle güzel güzel yemekler yapmıştık. Ebe ne kadar süreceği belli olmaz. Belki de sabah olur dedi. Semih'in çakır gözleri duyduğu şeyle bir an parıldayıp sönmüştü. Sevdiği kızla annesinin aynı mutfağa gidip beraber yemek yapması düşüncesi dahi ne kadar güzeldi. Bir de kapı eşiğine yaslanıp onları izlemek... Aha! Yakında mı o günler? Çok yakındı. O günler geldiğinde en zor düşüncesi hangisinin yaptığı yemeği en çok beğensin olacaktı. Gelin kaynanan erişlerine şahit olmak için de can atıyordu. Bir an duraksayıp Ahsen'e şapşal bir tebessümle bakıp kaldığını fark etmişti. Hafif bir öksürükle dikleştirdi omuzlarını. Kız kardeşi şerdacı çekerken düşünülecek şeyler miydi bunlar? Üstelik de iki ay erken doğum yapıyordu. Bakışları gerginlikten ne yapacağını bilemez haldeki Kenan'a çevrilmişti. Her ne kadar içtiği poşa çayı midesini allak bullak etse de gün enişte görünümlü kayınbiraderlerinin yanında olma günüydü. Elini uzatıp usulca omzuna yaslamıştı. Ahsen haklı enişte. Hadi biz bahçeye çıkalım. Allah'ın izniyle sabahtan evvel Sadık'la kavuşacaksınız evladınıza. O an gene dek güçlü durman lazım. Bir an duraksayıp koyu kahverengi gözlerini ona gerçek bir destekle bakan Çakır harelere çevirmişti Kenan. Ne kadar kızsa, kırılıp gücense de insan böyle zamanlarda aile olmanın kıymetini daha iyi anlıyordu. Belki verseler daha dün bir kaşık suda boğacaktı Semih'e, şimdi sarılıp inşallah kardeşim diyesi geliyordu. Elbette sarılmayacaktı ama bu tersleneceği anlamına da gelmiyordu. Hele bir Nilüfer çiçeğiyle yavrusu sağ salim çıksındı şu adadan, işte o zaman eskisi gibi birbirlerine gıcık olmaya devam ederlerdi. Başını onaylar gibi hafifçe sallamıştı. Beyler bahçeye çıkmış, ahşap masanın etrafına dizilmişlerdi. İlyas ve Murat da uyku zamanına dek bahçenin beton kısmında top oynuyordu. Ahsen ise çabucak bir sofra kurmuş, Kenan istemem dese de ev birliğiyle onun önüne de kaşıklaması için bir kase çorba koymayı başarmışlardı. Pek içiyor gibi değildi ama iki kaşık daha yalsa kârdı. Dışarıda ortam sakinken içeride ara ara yükselen bir tansiyon vardı. Nilüfer sancı geldiğinde derin nefesler alarak ayaklanıyor. Annesi ya Türkan'ın koluna yaslanarak odanın içinde turlar atıyordu. Nuray Hanım'sa taze abdest alıp gelmiş odanın küresinde hem ezberden hem de arada yüzünden açarak kızına manevi destek olmak için Kur'an okuyordu. Ayşe ebede bekliyordu. Dediğinin ardındaydı. Doğum doğal gerçekleşen bir olaydı. Ve ebeler ona yalnızca destek verebilirdi. Saat başı bazen de yarım saatte bir muayenesini ediyor. Genç kızın doğum dalgalar geldiğinde acısını azaltacak destekler veriyor. Bazen ellerinden tutup ağır hareketlerle onu yere çömeltiyor. Bazen yatağın ucuna oturtup sırtına ve beline masajlar yapıyordu. Saatler ağır ilerliyordu bu gece taksici Kenan'ın evinde. Vakitler gece yarısına ulaşmış, İlyas ve Murat halasının zoruyla uykuya yatırılmış, Kenan'ın ayak dibinde sayamayacağı kadar izmirit birikirken Kadir ve Semih Ahsen'in demlediği çayın son bardaklarını almışlardı. Nilüfer'in ise sancılarının sıklığı iyice azalmış, artık dolaşmaya bırakıp yatağa geçme zamanı gelmişti.
Yine de ebesi ona istediği her pozisyonda doğumunu gerçekleştirebileceğini söylemişti. Nitekim anne ne kadar özgür hareket ederse bebek de doğum kanalında o kadar kolay manevralar yaparak ilerlerdi. Ve eski Türklerde de bilindiği gibi çoğunlukla öreke denen taburelerde doğumlar gerçekleşirdi, kadınlar asla yatağa bağımlı bırakılmamıştı. Lakin genç kızın artık dizlerinde derman kalmamıştı. Her doğum dalgası dizlerine bir balta gibi vuruyordu ve bacakları topuklarına dek sızlıyordu. Mecalsizce yatağına geçmiş, Türkan'ın arkasına dizdiği yastıklara yaslanarak adeta oturur gibi uzanmıştı. Bir yanına annesi geçmiş, diğer yanına ise sık sık uzanıp yüzünde biriken boncuk boncuk telleri silen arkadaşı oturmuştu. O ise derin nefesler alarak Ayşe Ebe'nin telkinlerini dinlemekteydi. Küçük elleri yamacındaki kadınların avuçlarına sarılmış, hem güç hem de manevi destek almıştı. Derken bir anda giren sancıyla yine tiz bir çığlık fırlamıştı dudaklarından. ''Artık ıkın Nilüfer, hadi kızım ıkın.'' Bahçeden işittiği boğuk çığlık sesiyle bir anda fırlamıştı ya Kenan. Koyu kahveleri artık tahammül edemez gibi kısılmıştı. Şimdi içeri gidip Nilüfer'i kucaklasa, hastaneye götürse bir faydası olur mu düşünmeden edemiyordu. Lakin doğum başlamıştı ve aynı acıları orada da çekecekti. O zaman ne anlamı vardı ki gitmenin? Elindeki cigarının son fırtını çekerek halen yanan izmariti toprak zemine fırlatmıştı. Saat gece yarısı geçmişti artık. Yaklaşık bir saat evvel 5 dakikalığına yanlarına uğrayan Duray Hanım ilk doğumlarda bu kadar uzun sürmesinin normal olduğunu söylemişti. Ama yine de endişe etmeden duramıyordu. Bir de bu çığlıklar vardı ki. Derken bir çığlık daha duyulmuştu içeriden. Sabırsızlıkla gidip mutfakta bekleyen Ahsen'e açık bahçe kapısından seslenmişti. Ahsen, bir içeri baksana abiciğim. Ahsen duyduğuyla hemen yatak odasına yönelmiş, kapıyı kısaca aralayarak içeri süzülmüştü. Nilüfer'in hali tam anlamıyla perişanlıktı. Kızın yüzünde daha fazlasını yaşayacak mecal kalmamıştı. Giydiği gecelik dahi ter içindeydi. Genç kızın korku ve soru soran bakışları Nuray Hanım'a çevrilmişti. Soru sormak için dudaklarını aralamaya dahi çekiniyordu. Lakin yaşlı kadın küçük gelini anlamış gibi başını hafifçe sallamıştı. Az kaldı kızım, çok az kaldı. Genç kız duyduğu şeyi hemen dışarı çıkıp ağabeyini yetiştirirken Nuray Hanım dediğinde aklı çıkmıştı. Nitekim Ayşe Ebe de artık son düzlükte olduklarını söylüyordu. Tek problem Nilüfer'in artık çok yorulmuş olmasıydı. Bir de bebeğin küçük olduğu için kendini doğum kanalından dışarıya itemiyor olması. Fakat yine de tahmin ettiğinden daha kısa sürede çok yol kat etmişti. Güçlü bir bebekti bu. Erken doğacak olsa da gücü kuvveti yerindeydi. Bir de annesinin sütünü alırsa hemencecik toparlanır akranlarını yakalardı. Artık oturduğu yerde oturamıyordu Kenan. Ellerinin yeri bir ensesine, bir beline, bir ceplerine devamlı yer değiştiriyordu. O ise ufacık bahçede kaçıncı turuna attığını bilmiyordu. Semih'in dediği gibi Nilüfer içeride bir taneyi doğurmaya çalışırken genç adam dışarıda adeta 9 doğurmuştu. Öyle kaygılı, öyle endişeliydi ki bu durumu biraz da eski eşini doğumda kaybetmiş olmak tetikliyordu. İlk Nur'a aşık değildi evet. Ama yine o kadın çocukların annesiydi ve onun evladını dünyaya getirmeye çabalarken hayatını yitirmişti. Onun vefatı da çok etkilemişti Kenan'ı. Ama Nilüfer'e kötü bir şey olmasının ihtimalini dahi korkudan aklına getiremiyordu. Çünkü o ihtimalin var olacağını düşünmek bile kara gümrüğü ayağa kaldırmasına yeterdi. Öyle bir ruh halindeydi ki karısının ve doğacak evladının sağlığını düşünmekten nefes almayı dahi unutmuştu. Derken bahçe bu defa çok yüksek ve acı dolu bir çığlıkla dolmuştu. Hatta öyle ki bu kez Kadir ve Semih'in de yüzleri kağıt gibi bembeyaz kesilmiş, onlar da oturdukları yerden kalkıp Kenan'ın yanına gelmişlerdi. Neticede içerideki onların da kız kardeşiydi. Aradan yalnız da birkaç dakikaya geçmiş ya geçmemişti. Üç adam da ip gibi gerilmiş, kulakları pür dikkat bir bebek sesi bekleyerek dikilmişti. Ama yoktu. Nilüfer'in sesi kesilmişti ama hala bir bebek ağlaması duyulmuyordu. Genç adam daralan nefesiyle elini sıkışan göğsüne götürmüş, başını gökyüzüne kaldırmıştı. Gelecek küçük bir kötü haberi kaldıracak mecali yoktu. Yıkılırdı ve onu bir daha kimse toparlayamazdı. Tam da o anda odanın kapısı telaşla kapatılmış, Ahsen ellerini dudaklarına kapatmış, ağlayarak fırlamıştı bahçeye. Ayağındaki ev terliklerine dahi çıkartmaya fırsat bulamazken koşmuştu bekleyen adamların yamacına. Islak, acı kahverengi gözleri ağabeyinin yüzüne dikilmiş, yüzündeki buruk ifade yüzüne yayılan belli belirsiz tebessümle perçinlenmişti. Ve allak bullak olan haliyle hıçkırıklar arasından kekelemişti. Minicik, minicik bir kızın oldu ağabey. Gözümüz aydın. Ve öyle güzelsin ki sana kıyamam.
Senden gelen derdi bile dertten sayamam. Seni nasıl sevdiğimi anlatacaklar. Seviyorum seni, farkında mısın? Bana uzaklarda mı, yakında mısın demiş Orhan Baba. Sonrasında sabahın 4'üne vuruyordu saatler Kenan yatak odasının kapısını usulca aradığında. Her şey bitmişti. Kızının doğumu gerçekleşmiş, ebe lazım gelen ne varsa yapıp Semih ve Kadir eşliğinde Maviş'le evine gönderilmişti. Türkan ve Nuray Hanım'sa ebe bebekleri giyinirken Nilüfer'i temizleyerek hazırladıkları loğusa giyeceklerinden birine giydirmişlerdi. Elbette unutulmamıştı başına takılacak kırmızı kurdele. Genç kız oldukça yorgundu fakat bir o kadar da heyecanlı ve mutluydu. Kucağında cennetten kopup gelmiş bir parça tutuyordu sanki. Minicikti kızları, mini minnacıktı. Doğduğunda ağlama sesini duyamamışlar lakin ebe sorun olmadığını, bebeğin ağladığını ancak küçük olduğu için sesinin duyulmadığını söylemişti. Hakikaten de öyleydi. Nilüfer'in iki küçük avcunu tam anlamıyla doldurabiliyordu kızı. Ağladıysa kızaran yanaklarından ve buruşturduğu yüzünden belli oluyordu. Sol yanındaki kalbi adeta yerinden çıkacakmış gibi çarparken içeriye ilk adımını atmıştı genç adam. Az sonra karısından sonra kalbinde en büyük yeri kaplayacak kızla tanışacaktı. Kızıyla. Doğa doğa istediği, hayallerini kurduğu o minik kızıyla. Büyük eller titrerken kapıyı hafifçe itmiş, koyu kahveler yatağın da arkasına konulmuş yastıklarla solgun fakat mesut bir çehreyle oturan karısına çevrilmişti. Nilüfer'in saçları arkadaşı tarafından güzelce örülmüş, kırmızı kurdelesi itinayla bağlanmıştı. Açık mavileri yorgun ama pırıl pırıldı. Kollarında dünyanın en güzel şeyini tutarken nasıl mutlu olmazdı ki insan? Başını çevirip içeriye allak bullak bir süratle giren kocasının gözlerinin ta içine bakmıştı. Kenan'ın dolu dolu olan koyu kahvelerini gördüğü an ona olan tüm kırgınlığı uçup gitmiş gibiydi. Bir evlatları olmuştu onların. Her şeyi geride bırakıp yeni bir sayfa açmak için bundan daha güzel bir fırsat olabilir miydi? Rüyada gibi adımlıyordu genç adam yatağa doğru. Attığı her adımda karısının büyülü güzelliği ve kucağında tuttuğu kumaş yığını aklını başından alıyordu. Nihayetinde amacına varmış, genç kızın yüzüne beklentiyle bakmıştı. Eğer Nilüfer istemezse tek kelam etmezdi. Eğer Nilüfer istemezse bağrına taş basar, ona karşıdan bakmaya devam ederdi. Lakin öyle olmamıştı. Genç kızın yüzünde uçuk bir tebessüm belirmiş, başını kaldırıp kocasına bakarken kucağındaki bebeğini ona doğru hafifçe çevirmişti. Aklıymışsın, çiçek kokulu, nazlı bir kızımız oldu Kenan. Nilüfer'in ince sesini duyduğu an koyu kahvelerden firar eden bir inci tanesi yanağına yuvarlanmıştı. Olmuş da Kenan tıpkı motorcu İlyas gibi nihayet kız babası olmuştu. Bununla şereflenmişti sonunda. Kızı ömrüne bir çiçek bahçesi gibi serilmiş, cennetten bereket dolu bir tomurcuk gibi düşerek yüreklerini huzura bulamıştı. Büyük bir çekingenlikle eğilip karısının alnına uzun bir buse kondurmuştu. Yatağın ucuna ilişirken kalın kollarını Nilüfer'e sarmış, başını şakaklarına yaslayarak bakışlarını kumaş yığınları arasında kalan minik kızına çevirmişti. Adeta babasının bir karışı kadar çiçek kızı. Pespembe bir tenle dudaklarını öne doğru büzerek uyuyordu. Genç adamın gözlerinden birer gözyaşı daha süzülmüştü. Bu demişti kendi kendine konuşur gibi mırıldanarak. Bu kız çok küçük annesi. Tıpkı senin bibaların gibi. İçi bir kor gibi yanarken buruk bir tavırla kıkırdamıştı Nilüfer. Evet tam da babasının dediği gibi bibaları andırıyordu minik kız. Öne doğru büzdüğü kiraz dudakları, erken doğmasına rağmen gür kaş ve kirpikleri ve saçları, tıpkı annesi gibi kapkara saçları vardı. Genç adam nasıl içten dilediyse kızı Nilüfer'in bir minyatürü gibiydi. Fakat öyle güzeldi ki, erken doğan bebeklerdeki cılızlık yahut tüylü ten yoktu asla. Sanki gününde doğmuş bir bebek gibi kusursuzdu her şeyi. Lakin küçüktü ve Nilüfer bu minik kızı nasıl büyüteceğini asla bilmiyordu. Boğazına takılan yumruğu yutkunarak gidermeye çabalamıştı. Küçük ama sağlıklı dedi ebe. Bir de anne sütü alırsa hemencecik toparlarmış dedi ümit dolu bir sesle. Dönüp açık mavilerinde parıldayan birer inci tanesiyle kocasının yüzüne bakmıştı. Ben az evvel kızımızı ilk kez emzirdim biliyor musun Kenan? Erken de olsa da sütü geliyor. Daha da gelecekti dedi Ayşe ebe. Kenan'ın büyük elleri karısının yüzüne uzanıp yanağını şefkat dolu beyazda yaslanmıştı. Genç kızın gözleri hissettiği ve özlediği sıcaklıkla kısılmış, burnundan hafifçe bir nefes çekmişti. İnce bıyıkların çevrilediği dudaklar içtenlikle kıvrılmıştı. Nilüfer'i öyle görmeyi çok isterdi.
ona anneliğin nasıl yakıştığını, anneliğinin her anını görmek isterdi. Hatta ayıp kaçmayacak olsa doğum esnasında da içeri girip elini tutardı karısının. Çektiği acıyı sırtlanamıyorsa en azından paylaşırdı. Baş parmağı, kiraz dudakları ve pembeleşmiş elmacık kemiklerini okşamıştı. Benim mavişim, Nilüfer çiçeğim anne olmuş, nasıl da yakışmış kucağına. Evimizde böyle çiçekler varken İlyas, Murat ve ben ayrı kotu gibi kaldık yamacınızda dediğiyle eğilip bir kez daha uzun uzun bastırmıştı dudaklarını karısının alnına. Geri çekilmek yerine genç kızın naif bedenini çekerek kendine yaslamıştı, içten bir şükür gibi derince çekmişti içine bir nefesi. Sizi bana bağışlayana hamdolsun. İnce kolları kızının minnoş bedenini kendine tam manasıyla yaslarken çekildiği göğüste gözlerini hafifçe kapatmıştı Nilüfer. Günlerdir Kehan'ın kokusu ve teni olmadan huzur dolu bir uyku uyuyamamıştı. Şimdi ise kızları gelmişti. Artık o huzur kokulu göğsün iki adet sahibesi vardı. Aklına gelenle doğrulup yorgun gözlerini hevesle çevirmişti genç adamın yüzüne. İnce kolları ona doğru uzanmıştı. Alsana kucağına, yoksa yakından tanışmak istemez misin kızınla? Karısının bir parça muziplikle sorduğu soruyla bir an duraksayıp bir ona bir de kollarında tuttuğu avuç içi kadar bebeğe bakmıştı Kenan. Boğazından bir utkunma geçmişti. Kucağına almak, koklamak istemez miydi hiç? Lakin korkuyordu. Hem belki o güzel gözlerini de açar, babasına annesi gibi bakardı ama korkuyordu. Hayatında hiç bu kadar küçük bir bebek tutmamıştı. Oğlanlar daha ele avuca gelecek halde doğmuşlar. Fakat genç adam ilk günlerde onları dahi kucağına almaktan çekinmişti. Hele bir de kızı. Açık maviler onları ürkekçe bakan koyu kahverengi gözlere destek veren bakışlarla bakmıştı. Kenan içine kesik bir nefes çekmiş, titreyen ellerini uzatmıştı. Karısı ise hiçbir çekingenlik göstermeden usulca bırakmıştı bebeğini kollarına. Genç adam bir an donup kalmış, istemsizce nefesini tutarken yerleşen bakışları neredeyse tek avucuna sığacak bebeğe bakıp kalmıştı. Derken minik kız kıpırdanmaya, ona birkaç numara büyük gelen tulumu içerisinde ağlamaya başlamıştı. Ağladığını ise kızaran ve buruşan yüzünden anlayabiliyorlardı. Kenan kirpikleri korkuyla havalanırken dönüp dehşetle bakmıştı karısına. Nilüfer ağlıyor galiba. Nilüfer'in yüzünde keyif ve mutluluk dolu bir ifade vardı. Kızını sağlıkla babasının kollarında görmüştü ya, artık ölse de gam yemezdi. Minik bebeği daha geleli saatler olmadan babasını şaşırtmayı başarmıştı. İki tane aslan gibi oğlan çocuğu büyüten Kenan sanki hayatında ilk kez bebek görürmüş gibi allak bullak olmuştu. Genç kız başını sallamakla yetinmişti. Konuşsana kızınla Kenan. O benden sonra bir tek senin sesini tanıyor. Ne çabuk unuttun sana attığı tekmeleri. Kenan'ın yüzünde telaş dolu bir ifade belirirken çene kemiklerini kasarak karısına kısa bir bakış bırakmıştı. Nilüfer haklıydı. Anne karnında hareket etmeye başladığı günden beri bir tek onun sesine tepki vermişti. Tanıyordu babasını. Şimdi de tanıyabilirdi. Havada duran avuçlarını bedenine doğru çekip minik kızını usulca heybetli göğsüne yaslamıştı. Tıpkı annesi gibi öne doğru büktüğü kiraz uzaklarına bakmış, boştaki eliyle sırtına destek yaparken hafifçe sallanmıştı. Buradayım babacığım, ağlama benim çiçek kızım. Senin bir tek gözyaşına canımı veririm ben. Kenan'ın kısık sesli mırıltısı ve hafif sallanışıyla yüzündeki huzursuzluk usul usul azalmıştı minik bebeğin. Çeyresindeki kırmızılık hafiflemiş, az evvel büktüğü dudaklarını öne doğru büzerken gerinir gibi kıpırdanarak uykusuna geri dönmüştü. Kızının bu hareketiyle parıldayan koyu kahveler onları büyük bir aşk ve mutlulukla izleyen denizden gözlere çevrilmişti. Evet, minik kız babasının sesini tanımıştı ve ömrü boyunca en çok güvende olacağı yerin bu kucak olacağını hissetmiş gibi huzur dolu bir uykuya dalmıştı. Ve sevmek çok zormuş. Sevmemek çok zor. Sevilmemek çok zor. Sevdim ama sevildim mi bilemiyorum. Ağlamak çok zor. Ağlamamak çok zor, ağlayamamak çok zor. Her gün seni kaderinden dileniyorum, demiş Orhan Baba. Sonrasında tatlı sabahlar yaşanıyordu Üsküdar taksici Kenan'ın evinde. Ev halkı belli belirsiz bir miyavlamayla gözlerini açıyor, 7'den 70'e herkes soluğu ahşap beşiğin başında alıyordu. Babasının nazlı çiçek kızı şimdiden tüm aileyi kendine bağlamaya başarmıştı. Bilhassa daha beylerini, İlyas ve Murat minik kardeşleri için deli oluyorlardı. Doğduğu gecenin sabahında Nilüfer'in kucağında bir bebek gördüklerinde çok şaşırmışlardı önce. İlyas korka korka da olsa kucağına alırken Murat onun gerçek bebek olduğuna bir türlü inanamamıştı.
Bu kundağa sarılmış şey kızların oynadığı oyuncak bebeklerden biri olmalıydı. Fakat ne zamanki minik kız yüzünü buruşturarak ağlamaya başlamış, işte o zaman Murat gerçekliğine ikna olmuştu. Güzel gidiyordu her şey. Nilüfer anneliğine ve yeni hayatına alışmaya çalışıyordu. Bazen uykuyla oynaklık arasında eli karnına gidiyor, bebeğinin hareket edip etmediğini kontrol ediyordu. Sonra aklına gelenle yattığı yerden fırlayıp ahşap beşiğin içinde neredeyse kaybolan miniğine koşuyordu. Ayşe ebenin tavsiyeleri üzerine sık sık emzirmeye çalışıyordu. Fakat bebeğin küçük olması çabucak yorulup annesini emerken uyuyakalmasına sebep oluyordu. Ama o yılmıyor, yine ebenin tarif ettiği gibi kızının topuklarını hafifçe sıkarak yahut da altını açarak uyandırıyor, emzirmeye devam ediyordu. Her damla süt minik kız için büyümek demekti. Bu sebeple geceleri uyku denen şeyin ne olduğunu 3 gecedir unutmuştu. Öyle sık aralıklarla emziriyordu ki bazen oturduğu yerde uyuyakalıyor, devreye Kenan girip çiçeklerini yerlerine yerleştiriyordu. Neredeyse tamamen toparlanmıştı genç kız. Doğal doğumun en güzel yanı böyle hemen ayaklanıyor olmaktı. Lakin yine de annesi, Türkan Vahsen'in onu pek ayağa kaldırmaya niyeti yoktu. Nilüfer ne zaman ayağa kalksa yanında biri bitiyor, ne istediğini öğrenerek onu tekrar yatağına yolluyordu. Loğusa dediğin yatağında yatardı tabii. Her gün güzelce saçını başını tarayıp kırmızı kurdelesini takıyor, hem çeyizinde hem de sonradan bizzat dikerek hazırladığı loğusalık gecelik sabahlıklarından birini giyiyordu. Kendini iyi hissediyor, kucağındaki minik kızıyla evin içinde dolanıp duruyordu tüm gün. Fakat kapı çalıp göz aydınlığına gelen biri olursa hep bir yerden odasına yollanıyor, yatağına oturtuluyordu. Her misafir de aynı şey oluyordu, getirilen ve yapılan tatlılar ve elbette loğusa şerbeti ikram ediliyordu. Yaz ayında buzdolabından çıkan serin şerbet pek de iyi oluyordu. Karanfilli ve tarçınlı. Elbette her gelenle birlikte ufak bir bardak da olsa genç kızla içiriliyordu şerbet. Tabii onunki soğuk değildi. Muazzallah minik kıza gaz yapardı öylesi. Tüm gün evde bir curcuna ve kalabalık varken akşamları sükunet yeniden çöküyordu. İşten dönen Kadir yahut Semih annesiyle yengesini almaya geliyor. Gelmişken o bal taneciği yeğeni görmeden gitmiyorlardı. Semih kararlıydı. Bir evlensinler, hiç ara vermeden düzecekti 3 taneyi. Tabii henüz bundan Asya'nın haberi olmasa da olurdu. Nitekim genç kız yeğenini ne kadar çok sevse de şahit olduğu doğum sürecinden sonra anne olmayı bir kez daha düşünmeye karar vermişti. Nilüfer ise Türkan'la ikisine gülüp geçiyordu. Yaşarken fenaydı elbet. Fakat doğum bittiği an her şey geçiyor ve unutmaya başlanıyordu. Daha 3 gün olsa da unutmuştu bile. Şüphesiz insana verilen en büyük nimetlerden biriydi unutmak. Ve Kenan hayatının en mesut günlerini yaşıyordu. Hatta öyle ki tüm benliği kızıyla doluydu şimdilerde. Akşam olsun diye vakitleri iple geçiriyor, eve gittiğinde daha kapıdan içeri girerken ''Nerede benim nazlı çiçeğim?'' diyerek giriyordu. Sonra kızını kucağına alıyor, tüm gece emzirme nöbetleri haricinde asla indirmiyordu. Bu esnada Murat'la oynuyor, İlyas'la hesap yapıyor ama miniye babasının göğsünde huzurlu uyuyordu. Nitekim küçük hanımefendi de bu duruma alışır gibiydi. Babasının kokusunu alır gibi o geldiğinde uyuyorsa bile uyanıyor, henüz bilinçli bakamıyor olsa da iri maviş gözlerini kocaman açıyordu. Hal böyle olunca da ne yapsındı garip Kenan? Tam bir aşk sarhoşuydu. Ne çay, ne kahve, ne de cigara. Onun tüm keyfi gıdası kızıydı. Kızının kokusuydu. Ve gecenin en sessiz saatleriydi. Herkes uykusunun en derinlerindeydi. Bir kişi hariç. Nilüfer derinlerden duyduğu, aslında duymayıp hissettiği ağlayışla bir an irkilerek açmıştı açık mavilerini. Minik kızın emzirme zamanı gelmişti. Nitekim bunu gerilen göğüslerinden hissedebiliyordu. Her gelen kilosu ve minyonluğunu görüp sütün var mı diye soruyor, bebeğin bir mıkırtısını duyan aç bu çocuk diye burun kıvırıyordu. Lakin aç değildi. Emzirdikçe sütü daha da çok gelmeye başlamıştı. Hatta dün sabah uyandığında geceliğinin göğüs kısmı sırılsıklandı. Yattığı heybetli göğüsten usulca sıyrılıp beline sarmalanmış kocasının kolunu kendinden sıyırmıştı. Bakışları ahşap beşiğin içinde kıpır kıpır olan kızına çevrilmişti. Hisleri doğruydu. Küçük hanımefendi acıkmıştı ve annesi onu şimdi doyuracaktı. Kızını kundağıyla beşiğinden alıp az evvel yattığı yatağa bağdaş koyarak oturmuştu. Tekeliyle göğsündeki minik düğmeleri açmış, sabırsızlanan çiçeğini ak sütüyle kavuşturmuştu. Emzirmek kadar ruha iyi gelen bir şey bilmiyordu. Şüphesiz bu büyük bir lütuftu. Her emzirme nöbetinde kızıyla arasındaki bağın kuvvetlendiğini hissediyordu. Derken her geçen dakikayla göz kapakları ağırlaşmaya başlamıştı. Arada kafası önüne düşüyor, irkilerek uyanıyordu. Uyku öyle yoğun bastırıyordu ki dayanamıyordu. Ve dayanamamıştı da. Açık mavi gözleri kapanmış, başı hafifçe önüne eğilirken
göğsünde duran kızıyla uyuyup kalmıştı. Çok değil, dakikalar geçmişti aradan. Kenan uykusunun hafif bir anında yamacında karısının oturduğunu hissetmiş, dönüp uyku mahmuru koyu kahvelerini aralamıştı. Üç gündür en büyük seyirliği minik kızını emziren maviş karısıydı. Teker teker aşık olduğu iki kızı birlikte görmek ayrı bir güzel oluyordu tabii. Karşısına oturuyor, evvela gönlünün sultanının güzel çehresini, sonra da nazlı çiçeğinin anne sütü sızan yanaklarıyla minik dudaklarını büzmesini izliyordu. Ama bazen de bu kızları böyle uyuyakalmış elde buluyordu. Aceleyle ayaklanıp elini kanısının yanağına değdirmiş, Nilüfer ağır uykusu arasından gözlerini açmaya çalışsa da başaramamıştı. Bunun üzerine genç adam önce kundağı ile birlikte kızın annesinin kollarından almış, sonra da düğmelerini eretiden bağlayarak Nilüfer'i yatağa yönlendirmişti. Hemen ardındansa kendi yatmıştı yerine. Minik çiçeğini peşine bırakmak hiç içinden gelmiyordu. Ne olurdu birlikte uyusalar? Beğendiği fikriyle sırt üstü uzanmıştı yatağına. Başını güzelce yastığına koymuş, heybetli göğsünün bir yanına kızının minik bedenini koyup diğer yamacına ise karısının minyon bedenini çekmişti. İşte şimdi dünyanın en zengin, en huzurlu adamı olmuştu. Kollarındaki iki güzellikle nasıl güzel sabahlar bekliyordun Allah bilir. Başını yattığı yerden hafifçe kaldırıp önce Nilüfer'in, sonra da kızının saçları arasında birer buse bırakmıştı. Sonra da gözlerini huzurla kapatarak uykuya dalmaya niyet etmişti. Derken aklına gelenle kapalı gözleri ardına kadar açatılmıştı kaşları. Yahu bu kıza ne isim vereceklerdi? Ve sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim. Ömrümce aradım seni, yaşta dolmasın gözlerim. Her arzunun ötesinde bir ağ gibi hep sen vardın. Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim demiş Orhan Baba. Sonrasında akşama vuruyordu vakitler. Camlar Haziran ayısının gelişine hazırlık yapan havanın sıcağıyla aralanmıştı. Günün çoğu bahçede geçer olmuştu artık. İlyas ve Murat babalarıyla dükkana gitmedikleri zamanlarda akşam ezanına değin sokakta oynuyordu. Nilüfer ise loğusalık döneminin ilk 10 gününü geride bırakmıştı. Minik kızıyla birbirlerine artık iyice alışmışlardı. Hatta küçük hanımefendi kilo dahi almıştı. Artık ilk doğduğunda içinde kaybolduğu tulumu gayet güzel duruyordu üzerinde. Gözleri de tabiri caizse açılmıştı. Henüz bilinçli görmüyor olsa da ışığa ve sese karşı oldukça duyarlıydı. Bilhassa da Kenan'ın sesine. Genç adam eve geldiği an babasının sesini duyan nazlı çiçeği hemen kıpırdanmalara başlıyor. Boyuna posuna bakmadan adeta baba kucağı istiyordu. Ve saniyeler içerisinde dilediği o kucağa kavuşuyordu. Koskoca taksici Kenan henüz iki karışa kadar etmeyen bir kızın elinde oyuncak olup çıkmıştı. Bir de dükkandaki işleri açılmıştı ki her gören kızının bereketli olduğunu söylüyordu. O da aynı fikirdeydi. Daha dünyadaki iki haftası dolmadan hayatına tıpkı annesi gibi sihirli bir değnek gibi değmişti nazlı çiçeği. Nilüfer ellerini küçük el havlusuna kurulayarak mutfaktan hale geçmişti. Bakışlarının odağında yeşil koltuğa bir miktar kaykılarak oturan kocası vardı. Kenan yemekten sonra ne çay, ne kahve, ne de sigara görmez olmuştu. Karnı doyduğu an kızını alıp köyesine geçiyor, göğsüne yüzüstü yatırdığı çiçeğinin kokusuyla sarhoş olarak dinlenmeye geçiyordu. Hatta genç kadın ne kadar uğraşırsa uğraşsın beşiğine koymasına müsaade etmiyor. Tüm gece yerinden kıpırdamamak için bebeğinin kendisinin uyanmasını bekliyordu. O minik hanımefendi de babasının onu bırakmamasına öyle alışmıştı ki beşiğine konulduğunu hissederek basıyordu tiz çığlığını. Fakat bu akşam bu iki aşığın keyifleri bir miktar sekteye uğrayacaktı. Çünkü Faik Usta hem torununu görmek hem de Semih Vahsen'in nişan meselesini görüşmek üzere ailesiyle birlikte çaya geliyordu. Genç kadın yüzünde oluşan içten tebessümle gözleri kapalı uyuklayan kocası ve kızına sevgiyle bakmıştı. Kız babası olmak Kenan'a hayallerinden bile çok yakışmıştı. Bir de nazlı çiçekleri biraz büyüyüp annesinin dikeceği çiçekli elbiselerle babasının peşinden koşturduğunda tadından yenmeyecekti. Eğilip yavaş hareketlerle minik kızını babasının göğsünden almaya teşebbüs etmişti. Fakat Kenan irkilere kaçmıştı gözlerini. Kalsın demişti uykudan uyanır gibi yavaşça fısıldayarak. Kalsın mavişim, uykusu bölünmesin çiçeğimin. Nilüfer'in başı yok daha neler der gibi sallanırken istemsizce gülerek almıştı kızının minik bedenini babasının göğsünden. Dönüp araladığı ince battaniyesine kundak yapmış, sonra da Kadir dayısının yeniden yaptığı ahşap beşiğe usulca yatırmıştı. Aslında almayıp Kenan'ın kucağında da bırakabilirdi. Lakin genç adam kızı kucağındayken dünyadan öyle soyutlanıyordu ki babasına ayıp olur diye korkmuştu. Kıpırdanan kız uykusuna devam etsin diye beşiği
hafifçe sallarken dönüp yapmacık bir kızgınlıkla bakmış diğerinden doğrulan kocasına. ''Akşam kalsın, gece kalsın, daha kırkı çıkmadan pabucumu da mı attın küçük hanım? Geceleri de en çok ona sarılıp uyuyorsun zaten.'' dedikleriyle kollarını göğsünde birleştirmiş, bir güzel de omzuna silkmişti. Dediklerinde haksız değildi. Kenan doğumdan beri kızından başkasını görmez olmuştu. Elbette bu durumdan en mutlu olan Nilüfer'di. Hatta bunu fırsat bilerek oğlanların üzerine biraz daha düşüyor. Arada olabilecek kıskançlıklara geçit vermiyordu. Lakin birazcık naz yapmaktan zarar gelmezdi. Şu loğusalık ne garip bir dönemdi. Kenan'a yapmacık da olsa küçük dudaklarına büktüğü an sanki gerçekten kızgınmış gibi doluvermişti gözleri. İstese şimdi oturup saatlerce ağlayabilirdi. Nitekim Kenan da bu dolu dolu olan açık mavileri görmüş, adeta paçaları tutuşmuştu. Sağına soluna bakıp çocukların ortalıkta olmadığına emin olduğu an ayağa fırlayarak karısının minyon bedenini kollar arasına almıştı. ''Aşk olsun mavişim, olur mu hiç öyle şey?'' demişti ses tonunu kısık bir halde tutarken. Kalın kollarını karısının neredeyse eski haline dönmüş olan beline sararak yüzünü gerdanına doğru eğmişti. İnce bıyıkların çevrilediği dudaklar küçücüğün kızın boynuna tüylerini ürpertecek derinlikte buğseler bırakmıştı. ''Sen gönlümün sultanısın küstüm çiçeğim. Ama haksız sayılmazsın. Bu aralar senden uzak durmaya çalışıyorum. Lakin sor neden?'' Duyduğuyla kulakları adeta dikleşmişti Nilüfer'in. Ne demekti ondan bilerek uzak durmak? Kızına olan düşkünlüğüne küsmezdi belki ama bu bilerek uzaklaşmalar kalbini parça parça ederdi. Üstelik daha yeni barışmış sayılırlardı. Hiç mi özlememişti onu kocası? Gözleri bu kez gerçekten dolarken kollar arasında dönerek yüzüne yavru kedi gibi bakmıştı. Yakalarına içgüdüsel bir tavırla sarılmıştı küçük elleri. ''Ne demek uzak duruyorum Kenan? Köpeğim hala dümdüz olmadı diye beğenmiyorsun değil mi artık beni? Benim de eskisi kadar ince değil zaten.'' Kenan'ın yüzünde eğlenir gibi bir gülüş belirmişti. Eskisi gibi dümdüz olmayan o karnından hayatının en güzel armağanını vermişti ona. Ayrıca beli gayet deyinceydi. Hem gebelik dönem Nilüfer'e öyle güzel gelmişti ki aldığı kilolar yalnızca yüzünde ve basenlerinde kalmıştı. Yüzü güzelleşirken diğer tüm kırılımlarının ele avuca gelir oluşu da Kenan'ın ziyadesiyle hoşuna gidiyordu. Aksine, eskisinden bile güzelsin mavişim ve ben kırkın çıkına kadar inan ne yapacağımı bilmiyorum demişti. Sona doğru alev ateş bir hale bürünen ses tonuyla uzanıp dudaklarına ufak bir öpücük bırakmıştı. Kendini tutmalıydı. 10 gün geçmiş, kalmıştı bir ay vakit. Lakin o sabır gösterdiği bir ayın sonucunda nasıl bir kavuşma yaşanır hala kestiremiyordu. Nazlı çiçeği güzelce serpilmeden ona yeni bir kardeş gelmeseydi bari. Genç kadının duyduklarıyla yüzünde memnuniyet dolu bir ifade belirmiş, hatta biraz da allanmıştı yanakları. Kocasının hala onu beğeniyor olması içinde bulunduğu loğusalık psikolojisine iyi gelmişti. Zira son 10 gündür Kenan'ın ağzından devamlı ''Kızımı doyurdun mu annesi?'' cümlesini işitmekten artık kendini bir süt makinesi gibi hissetmişti. Tutunduğu yakalardan kocasını hafifçe kendine çekip kısa bir buçsede o kapmıştı. Sonra da mahcup bir kıkırtı dökülmüştü dudaklarından. ''Sayılı gün çabuk geçer sevdiğim. Ama ben de seni çok özledim.'' demişti bakışları koyu kahvelerden köşe bucak kaçarken. Duyduğuyla direncinin son kırıntılarına varmıştı genç adam ve karısına sımsıkı sarılmıştı. Derken tam da o anda yükselmişti kapı sesi. Nilüfer sanki sarıldığı kişi kocası değilmiş gibi bir korkuyla hızla geri çekilip ellerini dudaklarına kapatmıştı. ''Eyvah, babam geldi.'' demişti korkutulan bir seste. Açık maviler dehşetle açılmış halde değmişti koyu kahvelere. Fakat Kenan'ın bu yarıda kalışa canı sıkılmamıştı. Zira gelen misafirler onu bölmese de karısını bırakmak zorunda kalacaktı. Şimdi en azından bir sebebi vardı. Büyük eli karısının yanına belli belirsiz bir okşayış bırakırken kapıyı açmak üzere koridora yürümüştü. Bir saat ya geçmiş ya geçmemişti. Faik Usta kızının küçük bir kopyası olan torununu sevmelere doyamamış, minik kız dedesi, annesi, dayıları ve Türkan yengesi arasında adeta kucaktan kucağa gezmişti. Lakin kucak kuşu olduğundan keyfi ziyadesi derindeydi. Lakin sonunda karnı acıkmış ve o kulaklara yalnızca miyavlama gibi gelen çığlığını basıvermişti. Hal böyle olunca Nilüfer onu alarak emzirmek üzere yatak odasına gitmişti. Minik kızın yokluğunda birkaç dakikalık sessizlik geçmişti aradan. Herkesin aklı fikri onu sevmekte olduğundan bu akşam ne için buraya geldiklerini daha unutmuşlardı. Elbette unutmayan tek kişi mevzunun başrolü olan Semih'ti ve unutulan konuyu annesine kaş göz etmek suretiyle güzelce hatırlatmıştı. Nuray Hanım da henüz başına gelen aklıyla Faik Usta'yı dürtmüş, yaşlı adamın yüzündeki delilik tebessümü bir anda solarken hafifçe yükseyerek oturduğu yerde dikleşmişti.
Mavi gözleri odağı damadına çevrilmişti. "Gelelim asıl mevzuya Kenan oğlum," demişti Nasırlı eline dizine yaslarken. "Evladınız sağlıkla dünyaya geldi çok şükür. Biz de Nilüfer'in hali ortadayken beklemeye uygun görmüştük. Lakin artık lüzum kalmadı. Şu nişan mevzusunu diyorum, bir istişare etsek." Genç adamın çehresindeki taze baba sırtışı silinmiş, yerini Nazlı'nın yazdığı kız ağabeyi moda almıştı. Kayınpederinin dedikleriyle gözleri evvela Asen'e, sonra da susmak için büyük bir çaba sarf eden Semih'e çevrilmişti. Ah, arada Nilüfer ve Faik Usta olmasa bu Semih'e neler ederdi neler. Hatta kız kardeşinin ona darılmayacağını bilse, üniversite mezuniyetinden evvel düğün derneği kurulmasına müsaade etmezdi ya. Neyse. Başını uyumlu bir tavırla hafifçe sallamıştı. "Tabii baba. Bebeğin kırkı çıktıktan sonra ne zaman derseniz yaparız." Kenan'ın dediğiyle bıkkınlık içinde devrilmişti çakırar eder. Bir aydan fazla zaman sonra henüz nişan yapılacak, düğün içinse beklenilmeye devam edilecekti. Niye kimse bu Semih ne yapar ne eder diye düşünmüyordu. Bakışları mutfak kapısının kıyısında sandalyede oturan Asya'nın acı kahverengi gözlerine çevrilmiş, başını olumsuz anlamda Kenan'a sallarken eliyle "seni kaçıracağım" der gibi işaret etmişti. Genç kızın sözü istemsizce açılmıştı. Abi ve yengesinin yanında gayet mutluydu. Hele de şimdi kız adası olmuştu ki bu bambaşka bir şeydi. Fakat bir yandan da artık sevdiği adama kavuşmayı diliyordu. Faik Usta ise gençlerin düşüncelerini hissetmiş gibi içine derin bir nefes çekmişti. "Olur elbet. Fakat ben diyorum ki hayırlı işlere pek uzatmamak gerekir." Duraksamıştı yaşlı adam. Nilüfer kucağındaki bebeğiyle içeri girerken Faik Usta'nın gergin bakışları oğlu ve küçük gelini üzerinde dolaşarak damadına geri dönmüştü. "Gel biz nişan yerine kuralım bir düğün dernek evladım. Hem iki aileye de lüzumsuz masraf olmasın, hem de bu çocuklar artık mutlu olsun." Duyduklarıyla kaşlarını istemsizce çatan Kenan'la bir sükunet çökmüştü evin salonuna. Nuray Hanım Ahsen ve Semih'e büyük bir nişan yapamayacak diye gam güderken diğer herkes Kenan'ın vereceği sert tepkiden çekiniyordu. Nitekim haksız sayılmazlardı. Çünkü genç adam dönüp Semih'e her an ayağı fırlayıp tekme tokatlayacakmış gibi bir bakış atmıştı. Kız kardeşini kaçırıp nikah kıydığını hatırladıkça elinden bir kaza çıkmaması için kendini zor tutuyordu. Burnundan kısa bir nefes çekmişti. "Baba, dediklerinde haklısın. Ben de isterim kardeşimin mutlu olmasını. Lakin dediğimin hala ardındayım. Bu kız okuyacak. Rahmetli ana babama sözüm var benim," demişti tüm gerginliğiyle. Semih'in havlandırdığı kaşlarıyla alnı kırışmıştı. Yahu okusundu, onu okumasın diyen yok ki. Okusun, hatta okulun her sabah bizzat kocası götürsündü. Ama şu lanet olası nişanlık dönemi bitsin de kavuşsunlardı. Faik Usta duyduklarıyla "hay hay" der gibi sallamıştı başını. "Yahu kim dedi okulunu bırakacak diye. Bizzat ben kefilim. O diplomalar sana gelecek. Ama böyle olmaz. Hem nikahlı hem nişanlı senelerce beklemek kim olsa zor gelir. Gel biz bu işi tezinden halledelim. Ahsen kızım da evini yurdunu bilip yoluna öyle baksın." Bakışları yerdeki halıya çevrilirken yüzünde tek bir mimik dahi oynamamıştı genç adamın. Kendini Semih'in yerine koymaya çalışıyordu. Kaçırıp nikah kıydığı, sonra da ailesiyle barışıp nişanlandığı Nilüfer'den uzun süre uzak kalabilir miydi? Asla. Faik Usta'nın kapısında yatar, en kısa zamanda o düğün derneği yaptırırdı. Lakin yine de Semih'e fazlasıyla kıl oluyor ve güzellik yapası gelmiyordu. Beklesindi. Seven adam beklerdi. Derken Nilüfer bu olayı el atması gerektiğini hissetmiş gibi kocasının kolunu hafifçe dürtmüş, Kenan ne olduğunu bile anlamadan minik kızını babasının kucağına bırakıvermişti. "5 dakika tutuver, ben de bir çay koyayım," demişti mırıldanarak. Ayağa kalkmış, Ahsen'e göz kırparak mutfağa doğru yürümüştü. Bitmişti bu iş. Kenan'ın kucağında kızı verken canını isteseler seve seve diyerek çıkarıp verirdi nasılsa. Kız kardeşini mi vermeyecekti? Nitekim öyle de olmuştu. Genç adamın aklı kucağında anne sütüyle sarhoş olmuş, ıslak dudaklarını öne doğru büzüp kolunu bacağını kaldırıp gelinen kızıyla uçup gitmişti. Kollarında böyle bir güzellik varken kim sağlam kalabilirdi ki? Büyük eli havalanmış, kalın parmağı kızının kızarık yanağına şefkatle dokunmuştu. Derken tam o anda aklına kayınpederinin ondan bir cevap beklediği gelmiş, başını kaldırıp Faik Usta'nın yüzüne kısa bir bakış atarak mırıldanmıştı. "Olur olur. Sen nasıl uygun görürsen baba." Kenan'dan yükselen bu cevap bir şok dalgası gibi tüm aile üyelerine yayılmıştı. "Olur mu?" demişti o. Az evvel kaşlarını çizerek bu kız okuyacak diye çemkiren adam şapşal şapşal sırıtarak "olur mu?" demişti. Bunu sorgulayacak en son kişi Semih'ti. Genç adam aldığı cevapla öne çıkar, gözlerini kocaman açmış, sonra dönüp sevdiği kıza mutluluk dolu bir ifadeyle göz kırpmıştı. Olmuştu bir iş.
Nilüfer'in minik kızı 40 günü doldurduktan kısa bir süre sonra dayısı ve halasının düğününe şahit olacaktı. Herkese nasip olmazdı böylesi. Gecenin kalan saatleri düğün dernek muhabbetleriyle geçmişti. Hemen hazırlıklara başlanmalıydı. Evvela Semih'in odası boşaltılmalı, bir güzel boyanıp aklanıp paklanmalıydı. Ardından İnegöl'de yaptırılacak bir yatak odası takımı sipariş edilmeli, bir moda evine gelinlik diktirmek için gidilmeliydi. E tabi bunun bir de çeyiz kısmı vardı. Onlar için neyse de Elegün'e karşı Asya'nın çeyizsiz kalması istenilmezdi. Kızcağızın annesinden kalan birkaç parça şey olsa da eltisi ve yengesi olaya el koymuşlar, kendi çeyizlerinden nadide parçaları Asya'nın kızın çeyizine armağan edeceklerini söylemişlerdi. Nuray Hanım da boş durmayacaktı tabi. Tüm çeyizler bu eve getirilecek, güzelce yıkanıp kullanılıp bahçelenerek çeyiz günü için hazır edilecekti. Genç kızın içi içine sığmamıştı bunu duyduğunda. Türkiye'nin çeyiz gününü anımsadığında burnunun direği keskince sızlamıştı. Onun annesi yoktu yanında. Lakin artık ona anne olacak bir kayınvalidesi vardı. Ve Türkiye'nin çeyiz gününde Nuray Hanım'ın kızlarımla oynayayım dediği anda onlarla beraber oynayacak olmayı hevesle bekliyordu. Muhabbetler kadınlar arasında böyle dönerken Faik Usta, Kenan ve Kadir dükkanın açılan işlerini konuşmaktaydı. Motor Julius'ın dükkanının yeniden açıldığını duyan tüm eski müşterileri akın akın gelmeye başlamışlardı. Tabii bir de Kenan'ın dostları vardı kapısını aşındıran. Hal böyle olunca genç adam artık taksiye çıkacak zaman bulamaz olmuştu. Tüm günü dükkandaki işlerde geçiyordu. Şimdilik bir eleman olmadan halledebiliyordu. Fakat bu girişte bir de kalfa alacak gibi duruyordu. Tabii çıkamadığı taksinin plakasını satmayı düşünmesi de ayrıca bir mevzuydu. Tüm muhabbetler dönerken tüm seslere bir miyavlayış bastırıvermişti. Bakışlar aynı anda köşede duran ahşap beşiğe çevrilirken Nilüfer koşup minik kızını kucağına almıştı. Karnı tok, altı temizdi ama anlaşılan küçük hanımda dönen muhabbetlere katılmayı arzu etmişti. Nitekim annesinin kopyası olan iri maviş gözleri kocaman açmış, tavandaki ışığın yansıdığı taraflara dikkatlice bakmaya başlamıştı. Bu hali en çok Faik Usta'nın hoşuna gitmişti. Gerçi bu kızın her hali güzeldi ya. Tek kusuru hala bir ismi olmamasıydı. Dönüp kızına büyük başla bakan Kenan'a gülmüştü. Biz bu kızı pişt pişt diye mi seveceğiz yahu? Hala mı bulamadınız bir isim? Yaşlı adamın dediğiyle herkes gülmüş. Nilüfer ve Kenan dönüp gülerek birbirlerine bakmışlardı. Adam haklıydı. Doğumun üzerinden günler geçmişti ama onlar hala bir isim koyamamıştı minik kızlarına. Çünkü hiçbir isme ne Nilüfer'in ne de Kenan'ın içi ısınmıyordu. Kızlarının adı onu her anlamda yansıtacak bir şey olmalıydı. Genç adam gülerek başını sallamıştı. Yok valla, İlyas okuldan arkadaşımın adı gibi İpek olsun diye tutturdu. Onu duyan Murat komşu kızının oyuncağının adı gibi Nevin olsun diye canımızı okudu. Ah sen de sen yeni modalardan Dilara diye bir isim duymuş ama bizim içimize hiçbir isimmedi. Gerçi ben her halükarda Nazlı Çiçeğim diye seveceğim ama bir isim şart tabi. Faik Usta duyduklarıyla göbeğini hoplatarak gülmüştü. İpek ve Nevin güzel isimlerdi, lakin birini seçerlerse diğer ağabeyin hatırı kalacaktı. Ahsen gelin istediği gibi Dilara'ysa ilk kez duymuştu, yalan yok. Biraz asortik gelmişti, akılda kalmazdı o yahu. Şöyle adam akıllı, söylen içinde kolay manalı bir isim bulmak icap ederdi. Gerçi Kenan da kaybedeli bir sene olmadı annesinin adını kızına vermesi münasipti. Lakin Nuray Hanım damadın ner seslenişte anımı hatırlar üzülürüm dediğini anlamıştı geçen gece. Aklına gelenle dudakları istenekle kırılmıştı. Ben askerdeyken üst ranzamda yatan arkadaşımın kızı olmuştu. Karısı postayla göndermişti bebeğin fotoğrafını. O da mektupla koymuştu adını. Süreyya koymuştu. Bir takım yıldızlarının adıymış. Yıldızlar gibi ışıyacak, yolumuzu, bahtımızı aydınlatacak demişti. O vakit düşmüştü aklıma. Kızım olursa adını Süreyya koyacaktım. Ama sonra doğdu benim gözümün nuru. Ben yüzüne baktım. Bu kız tıpkı Nilüfer çiçekleri gibi hem ferah hem güzel dedim. Ona Süreyya demek nasip olmadı. Bir sükunet yayılmıştı sonra. Bakışlar puslanmış, yüzlerde hoş birer tebessüm belirmişti. Kenan'ın ise derin bakışları yamacında oturan karısının naif çeresine devrilmişti. Ahenkle kıpırdanmıştı uzun kirpikleri. Süreyya yıldızı. Hem ömrünü hem de yolunu ışıtacak bir ışık cümbüşü. Tıpkı Nilüfer gibi, tıpkı Nilüfer çiçeğinin ona ettiği armağan gibi. Hem evini hem gönlünü cennet bahçesine çevirişi gibi. Kaşları hafifçe havalanırken onu çevrilen mütebessim açık mavilere sorar gibi hafifçe göz kırpmıştı. Genç kadınınsa dudakları içtenlikle kıvrılmıştı. Hem güzel, hem oturaklı, hem de manalı bir isimdi. Bir de babacığının anısı vardı, daha ne olsundu.
Nilüfer kucağındaki bebeğiyle usulca ayağa kalkıp minik torununu Faik Usta'nın kollarına bırakmıştı. Kenan ise içtenlikle gülümsemişti. ''Madem adını sen verdin, kulağını okumak da sana düşer Faik Baba.'' Kucağına bırakılan torunuyla bir anda şaşırarak mavi gözlerini etrafındakilerde gezdirmişti Faik Usta. Gerçekten olacak mıydı? Gençliğinde Nilüfer çiçeğine vermeyi hayal ettiği ismi şimdi onun kopyası olan minik kızının kulağına mı okuyacaktı? Denizin hırçın dalgalarını andıran gözleri yaşadığı tarihsiz duygularla dolarken yavaşça kalkmıştı ayağa. Yönünü kıbleye dönmüş, abdestli ağzıyla bir besmele çekerek sırasıyla ezan ve kameti okumaya koyulmuştu. Salondaki herkesin gözleri duygu yüklü bulutlar gibi muazzam bir anı izliyordu. Nihayetinde bitmişti okunacaklar. Faik Usta büyük avcuna tas tamam sığan ilk göz aydınlığının kulağına eğilmiş, duyulacak bir sesle 3 defa fısıldamıştı. ''Senin adın Süreyya, senin adın Süreyya, senin adın Süreyya, adınla bin yaşayasın çiçek kızım.'' ''Ve seni kaybetmekten neden korkmayayım? Neden sen dururken dertleri sarayım? İşte şu dünyayı, zamanı durdurayım. Nerede kal dersen hep orada kalayım. Gönlünde mutluluk, yüzündeki tebessüm olayım, olayım. Gönlünde mutluluk olayım.'' demiş Orhan Baba. Güzel de demiş. Bir bölümün daha sonuna geldik dostlar. Bu güzel hikayenin yazarı Bursalı gelin, ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bence şimdi böyle bu hikayeyi beğendiyseniz, ki buraya kadar geldiyseniz bence beğendiniz, hemen gelin Instagram'a bu hikayenin sahibi Bursalı gelini, işte Bursalı gelin yazarsanız çıkacaktır. Oradan bulun. Bu hikayeyi bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür edin lütfen. Hem benim adıma hem kendi adınıza. Bence çok güzel bir hikaye. Yani böyle geçmişe gidiyor insan ve çok gerçekçi bir hikaye. Yani ben okurken nasıl söyleyeyim, o duygular böyle, onlar sıkılıyor ya, ben de sıkılıyorum, mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum. Baya baya gerçekçi bir hikaye. Hele ki bir de yani tamamen bir de o zamanları anlatıyor. Hakikaten o zamanlarda böyleydi yani. Şimdi çoğu şey tabii değişti artık bu sosyal medyadan dolayı. Ama o zamanlar daha güzelmiş her şey, değil mi? Gerçi hep öyle değil mi? Hep şey diyoruz mesela. Hep dünümüz bugünümüzden güzel oluyor. Yani hiç işte genel manada 10 sene önce ne kadar işte ortam bozuktu, şimdi ne kadar güzel oldu demedik. Her gün daha kötüye gidiyor. Elhamdülillah, yani halden şey yapmıyorum yani, elhamdülillah hiç şükürsüzlük etmiyorum. Şeyden bahsediyorum, genel ortamdan bahsediyorum yani. Yaşantımızdan, çevremizden, komşuluktan, arkadaşlıktan, sosyal medya çıktıktan sonra hepsi kayboldu gitti. Öyle işte. Yeni bölüm beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim dedim ama hangi hikayeyi tavsiye edeceğimi henüz düşünmemiştim. Şimdi düşünelim. Fantastik bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına 24. Hücre sesli kitap, 24. Hücre Cihan Bozcu diye yazarsanız çıkacaktır. Sanırım Fantastik Sesli Kitap kanalıma ilk yüklediğim hikaye oydu. Çok güzel bir hikaye. 10 numara 5 yıldız bir hikaye. Sıkılmadan keyifle dinleyeceğiniz bir hikaye. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.